Bunu da şöyle yapayım. Şuraya alayım. Tamam, ekranımı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bu akşam dijital dönüşüm, işte denetim fonksiyonu, dijital dönüşümde işte denetim ne yapar ne eder, biraz onu konuşuyor olacağız. İlk önce içerikte neler var? Biraz yoğun bir içeriğimiz var arkadaşlar bugün. Aslında birkaç günlük bir eğitim programı diyeyim ama biz bunu hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve mümkün mertebede basite indirgemeye çalışıyor olacağım ve ortak dil konuşmaya çalışıyor olacağız. Bir denetimin anlaşılması, denetim nedir, ne değildir biraz onu konuşuyor olacağız. Ortak aynı dili konuşalım diye. Dijital dönüşüm, dijitalleşmeyi konuşuyor olacağız. Orada bir tanım üzerinde birleşiyor olmamız lazım ki arkası biraz daha rahat gelebilsin. Nereden başlayacağız? Tamam, dijital dönüşüm yapacağız ama nereden başlayacağız? Ne yapmalıyız? Biraz onları konuşacağız. Arkasından dijital dönüşüm başarı kriteri ne olur? Yani herkes dijital dönüşüm yapmaya çalışıyor. Tabi burada başarı kriterlerimiz temelde ne olacak? Dijital dönüşümde denetim fonksiyonu, hani yol haritası neler olabilir diye üst seviyede biraz bahsetmeye çalışıyor olacağım sizlere. Şimdi denetim dediğimiz zaman hani kafamızda bir sürü şey oluşabiliyor. Farklı farklı sektörlerde denetim yapıyoruz ama denetimi şu şekilde tanımlarsak sanırım herhalde ortak bir tanıma varıyor olacağız. Yani bugün burada mümkün mertebe ortak tanımlar oluşturmaya gayret etmek istiyorum. Bir ürünün, sürecin ya da sistemin, yani bir ürün sürekli de sistem oluyor olacak ki asla ve asla insanı denetlemiyoruz. İnsan denetimi diye bir şey yok. Bu bizim için çok kritik bir şeydir. Özellikle dijital dönüşümde buna odaklanıyor olmamız lazım. Yeterlik, uygunluk ve etkinlik yönünden sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Yani baktığımızda aslında çok böyle jenerik bir tanım gibi duruyor ama içerisi o kadar dolu ki. Bir kere bir ürün, süreç ya da sistem olacak, bir iş sistemi olacak. Yeterlik, uygunluk ve etkinlik yönünden değerlendiriyor olacaksınız. Sistematik ve objektif bir şekilde bunu gerçekleştiriyor olmanız gerekir. Peki nedir bunlar? Biraz daha böyle açmaya çalışırsak. Yani yeterlilik ne, uygunluk ne, etkinlik ne? Çünkü siz denetime gideceğiniz zaman bunları arıyorsunuz. Biz de denetime gideceğimiz zaman bunları arıyoruz. Peki nedir bu yeterlilik? Yeterliğe baktığımız zaman aslında oluşturulmuş dokümantasyonun, yani gittiğinizde denetimlerde bir takım dokümantasyon arıyorsunuz. Bu dokümantasyonun referans alınan standa, mevzuat, işte iş kuralı aklınıza ne geliyorsa bunları karşılayıp karşılamadığın incelenmesi işi. Yani siz bir organizasyona gittiğinizde oluşturulmuş olan oradaki dokümantasyon, yani bu işlerin nasıl yapıldığını tarifleyen dokümantasyonun referans almış olduğunuz, bu uluslararası standart olabilir, yasal bir takım mevzuat olabilir veyahut da üreticilerin bir takım çıkarmış olduğu şartnameler, kurallar olabilir, uygulama kılavuzlar olabilir. Bunları karşılayıp karşılamadı. Yani sizin orada dokümante ettiğiniz şeyler bunu karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Çünkü siz olduğu gibi birebir alıp kullanmıyorsunuz. Onu kendi içinizde mutlaka yoğurmanız gerekiyor. Mesela yeterlik kontrolü, denetimin bu. İkincisi ise uygunluk denetimi. Uygunluk denetimi ise sahadaki uygulamalarla fiili uygulamalarla dokümantasyonun birbirini karşılayıp karşılamadığına bakma işidir, inceleme işi. Yani sahadaki fiili uygulamalar dokümantasyon birbirine örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Birbirine uygun mu, değil mi? Buna bakma işini de uygunluk kontrolü diyoruz, uygunluk denetimi diyoruz. Hani genelde denetimde yaparız ya, bu işi nasıl yapıyorsun? Hadi anlat bana. Peki bunu anlattığın dokümanın kılavuzun nerede senin? Talimatın, formun veyahut da prosedürün nerede diye. İşte bu da uygunluk denetimi oluyor. Üçüncüsü ise etkinlik denetimi ki bu aslında belki de dijital dönüşümde en fazla odaklanacağımız noktalardan bir tanesi. Bu şu demek, oluşturulan dokümantasyonun, yapılan fiili uygulamaların ne işe yarıyor? Yani o organizasyon amaçlarını, hedeflerini gerçekleştirmek için bu oluşturulan dokümantasyon, yapılan fiil uygulamalar işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Yani senin amaçlarına ve hedeflerine götürüyor mu, götürmüyor mu? Bunun incelenmesini şimdi etkinlik denetimi diyoruz. Hangi tip organizasyona gidersek gidelim aslında biz bu sırayla bu işi gerçekleştiriyoruz. Yani önce yeterliliğe bakıyoruz, sonra uygunluğa bakıyoruz, sonra etkinliğe bakıyoruz. Ama ağırlık noktası özellikle dijital dönüşümde uygunluk ve etkinlik tarafında oluyor olması gerekiyor. Bir şey daha söylemiştik tanımda. Demiştik ki sistematik ve objektif olması gerekiyor. Peki ne demek sistematik olması, objektif olması da? Şimdi sistematik olması belli bir program ve plan çerçevesi düzenli yapılması. Yani denetim faaliyetini öyle sabahleyin kalktınız, hadi ben bugün de gideyim denetim yapayım diyemiyorsunuz. Belli bir programınız olacak, belli bir döneme yayılmış ve o program içerisinde planladığınız denetimlerin de belli bir detay planı olacak. Yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağınızı, neyi kontrol edeceğinizi, kontrolde hangi parametreleri kullanacağınızı mutlaka planlamanız gerekiyor ve bunu düzenli yapıyor olmanız gerekiyor.
Burada tabii ki dikkat edeceğimiz bir şey de bu sistematikliği. Haberli de yapabilirsiniz, habersiz de yapabilirsiniz. Yani siz denetim yapacağınız yere haber vermeden de gidebilirsiniz. Veyahut da şu gün şu saatte geleceğim de diyebilirsiniz. Yani bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü bazen habersiz denetimleri sanki sistematik olmayan bir gibi algılayabiliyorlar. Böyle bir şey yok. Yani habersiz şey de sistematik olabilir. Diğer önemli bir husus da objektif oluyor olması. Ne demek objektif oluyor olması? Belirlenen kriterlere göre tarafsız kişilerce yapılması. Yani siz bir audit yapıyorsunuz, bir denetim yapıyorsanız mutlaka orada bir takım kriterler belirlemeniz lazım. Bir şeyin uygun olup olmadığını anlamak için bir şeye dayandırmanız, bir gereksinime dayandırıyor olmanız lazım. Bir ihtiyaca dayandırıyor olmanız lazım. Ve bunların da herkes tarafından aynı şekilde algılanıyor olması lazım. Dolayısıyla denetimde önemli bir objektif kriterimiz de denetimi referans alacağımız kontroller belirlenmiş olması ve herkes tarafından aynı algılanması. İkincisi ise tarafsız kişilerce bunun yapılması. Çünkü ürünü denetliyoruz, sistemi denetliyoruz veyahut da süreci denetliyoruz. Ama burada özellikle tarafsızlığa dikkat etmemiz lazım. Ne demek tarafsızlık? O süreç içerisinde, o iş sistemin, o ürünün üretilmesinde çalışan kişilerle denetim yapan kişiler arasında bir bağın olmaması, negatif veyahut da pozitif yönde. Yani bir etkileşimin olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında tanım biraz daha anlam kazanmaya başlıyor. Peki denetime gittiğimiz zaman nasıl bilgi toplayacağız? Şimdi bu bilgi toplama araçları aslında bizim dijital dönüşümde de kullandığımız araçlar. Hem dijital dönüşümün denetlenmesinde hem de dijital dönüşümü sağlarken kullandığımız araçlar ve yöntemler aslında. Gözlem yapabiliriz, mülakat yapabiliriz, bir takım anketler yapabiliriz, doküman ve kayıt inceleme faaliyetleri gerçekleştirebiliriz. İşte bilgi sistemleri araçlarını kullanarak bir takım konfigürasyon incelemeleri gerçekleştirebiliriz. Bizzat o işi test ettirebiliriz, yapılan işin o süreci çalıştırılmasını isteyebiliriz veyahut da o kontrolün çalıştırılmasını isteyebiliriz. Kavramsal bir takım analizler yapabiliriz. Yani biraz akıl yürütmelerle şu olursa böyle olur, bu olursa bu olur. O zaman bunu da parça bütün ilişkisi böyledir gibi bir takım kavramsal analizler yapabiliriz denetimde bilgi toplama yöntemleri içerisinde. Burada dikkat etmemiz gereken şey bunun sadece bir tanesinde de birden fazla kombinasyonla beraber kullanabiliyor olmak. Peki toplanan bilgiler güvenli mi? Yani güvenilir mi değil mi? Bunu da bir kontrol ediyor olmamız lazım. Özellikle denetimde bu bilgi toplama yöntemleriyle elde ettiğimiz bilgileri şu şekilde kontrol ediyor olmamız lazım. Şimdi bilgiler bir kere objektif mi? Yani o elde ettiğimiz bilgi bana göre sana göre değil de herkes tarafından aynı yorumlanabilir mi? Yani belli kriterlere dayanmış mı dayanmamış mı? Buna bakıyor olmamız lazım. Yani o elde edilen bilginin objektifliğini sağlıyor olmamız lazım. İkincisi bilgilerin denetim zamanını içermesi. Ya siz hangi dönem aralığında denetim yapıyorsanız elde ettiğiniz bilgiler de o dönem aralığında olmalı. Siz eğer 1 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar istiyorsanız sizde gelen bilgileri de 1 Ocak'la 20 Ocak arası oluyor olması lazım. Başka zamanlar değil. Dolayısıyla bu da bizim için denetim zamanlaması anlamında çok çok önemli. Yani elde edilen bilgilerin zamanının doğru olması. Diğer bir konuda zamanında verilerin elde edilmesi, bilgilerin elde edilmesi. Siz talep ettiğiniz anda mı bilgiler size geliyor yoksa belli bir zaman aşımından sonra mı geliyor? Bunlara da bakıyor olmamız lazım. Niye? Çünkü istediğimiz bilgiye istediğimiz anda erişebiliyor muyuz, erişemiyor muyuz? Çünkü bu da bizim için önemli bir denetim parametresi. Zaman aşımı olduğu zaman farklı zamanlarda geldiğiniz orada bozulmaların olabileceği veyahut da farklı bir takım manipülasyonlara sebebiyet vereceğini biliyor olmamız gerekiyor. Diğer bir konuda bilgi edilen kaynağın bağımsız oluyor olması. Yani siz işi yapan kişiden aynı anda bilgiyi alırsanız, şimdi o yapan kişi size bilgiyi verdiğinde, hele bir de belli bir zaman aşımından sonra verdiğinde bu bilgi üzerinde oynamalar yapabilir. Onun için işi yapandan doğrudan değil, o işi izleyen, ölçen ve değerlendiren ekiplerden bu bilgileri almak denetim açısından, bizim bilgileri güvenilirliği açısından önemli olacak. Dolayısıyla buna da bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, baktığımız zaman denetimin amacı ne? Bir ürünü, süreci ya da iş sistemini yeterlilik, uygunluk, etkinlik yönünden sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirerek denetlenene değer katmak. Yani geliştirmek ve iyileştirmek. Dolayısıyla bizim aslında auditteki mantığımız o. Biz niye denetim yapıyoruz? Problem bulmak veyahut da açık bulmak için değil aslında. O sistemde, o iş sisteminde, o süreçte veyahut o üründe iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken alanlar var mı yok mu? Bunları belirlemek için. Dolayısıyla denetimin amacını ve hedefini o denetlenen sistemin, sürecin, ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi şeklinde düşünmekte fayda var. Buraya kadar bir soru veyahut da bir görüş var mıdır? Varsa ben onları alayım. Diğer tarafa geçmeden önce. Burası biraz çünkü bizim için önemli. Bir soru değil de sanırım bir yorum var hocam chat modülünde.
Denetim mobbingde hayal vermekten farklı. Denetim süreci yöneliliktir. Amaç çalışanları denetlemek değil, süreç bazında yanlış. Evet, kesinlikle katılıyorum size. Çalışan farkındalığının test edilerek ölçülmesi uygun mudur? Kesinlikle uygundur. Ama bu çalışanın denetlendiği anlamına gelmez. Farkındalığı denetlemek çalışanın denetlenmesi demek değil. Okey. O zaman denetim tarafıyla ilgili biraz altyapımızı oluşturmuş olduk. Şimdi biraz dijital tarafa bakalım. Asıl konumuz olan tarafa bakalım. Nedir bu dijitalleşme, dijital dönüşüm? Şimdi dijitalleşme sayısallaştırma diye geçiyor. Ki işte ben Wikipedia'dan bir tanım aldım. İşte diyor ki ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır deniyor. Gayet güzel. Ben bunu biraz daha böyle evirdim çevirdim. Hani biraz böyle leblebici dükkanında çalışan için anlayabileceği hale getirmeye çalıştım. Ben de dedim ki dijitalleşme ürünün, sürecin ve iş sisteminin kısmen veya tamamen veri ve bilgi işleme sistemleri, teknolojileri yani 1 ve 0'lar üzerinde gerçekleştirilmesi işine de dijitalleşme denir diye bir tanım gerçekleştirdim. Tanım ortaya koydum. Yani burada aslında yapmış olduğumuz şey bir ürünün, sürecin veya da sistemi ürünün parçasının veyahut da tamamının 1 ve 0'lar üzerinden yani bilgi işleme sistemleri, bilgi teknolojileri sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi işine dijitalleşme diyebiliriz. Dolayısıyla bu tanım her zaman kafamızda dursun çünkü bunun üzerine birçok şey kurguluyor olacağız. Peki dijitalleşme nereden diye baktığımız zaman şimdi dijitalleşmenin sosyopsikolojik itici güçlerini bir anlamamız gerekiyor. Yani ne oluyor sosyolojik, psikolojik hayatta da biz buna eğilim gösteriyoruz. Bunları biraz anlamamızda fayda var. Bu kadarla sınırlı değil. Bunları artırabilirsiniz, farklılaştırabilirsiniz. Ama benim yani okumalarımdan, en azından bir buçuk yıldır elde ettiğim okumalardan çıkardığım sonuçlar bunlar. Şimdi birincisi bir kere başarı ve mutluluk arayışı var insanların. Başarı ve mutluluk ararken süreçlerde, ürünlerde, sistemlerde değişiklik yapma ihtiyacı biliyor. Hayal gücü var, hayal ediyor. Yani yeni bir şeyler olsun, farklı bir şeyler olsun. Bunu hayal ediyor. Ve bu hayal gücünün peşinde koşarken bir takım şeyleri değiştiriyor. İstekler, ihtiyaçlar ve problemler değişiyor. Sonuçta sosyolojik, psikolojik anlamda bir takım isteklerimiz var, ihtiyaçlarımız var ve karşılaştığımız problemler var. Bugün yarattığımız, yaptığımız bir şey yarınki bir gün başka bir probleme sebebiyet veriyor. Onu çözerken başka bir problemle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu da bizim itici güçlerimizden bir tanesi. Fikir, bilgi ve duygu tarafı. Yani insanlar aslında üç tane şeyden oluşuyor. Fikri gücünden, bilgi gücünden ve duygudan oluşuyor. Mesela fikir, bilgi ve duygusal anlamda gelgitleri veyahut da oradaki salınımları işte sokakta yürüyen böyle bir ne bileyim bir vatandaş görüyor, bir yaşlı birisini görüyor veyahut da görme engelli birisini görüyor. Onu gördüğü zaman orada bir duygulanım yaşıyor ve bu duyguyu iş hayatına döküp buna yönelik ürünler, hizmetler çıkarmaya başlıyor. Bu mekaniklikten belli bir zaman sonra dijitalleşmeye doğru kayıyor. Dolayısıyla bu da bizim için önemli bir itici güç. Çok boyutluluk ve multidisiplinerlik. Artık insanlar tek bir alanda uzmanlaşmak değil, birden farklı alanda uzmanlaşmak istiyorlar ve birden farklı alan bir araya gelince bir ürün veya hizmet ortaya çıkmaya başlıyor. Belki de en önemlisi eylem ve hareket ihtiyacı. Yani insanların sosyopsikolojik anlamda eylem ve hareket güdüsü aslında bunları destekliyor ve bunları itici güç haline getiriyor. Bunların sonunda ne oluyor? Yani bunların sonunda bir şey olması lazım. Bir şey çıktığının oluyor olması lazım. Baktığımızda işte internet tarafındaki gelişmeler, yani internet çok hızlı gelişiyor. Sensörler, veriler, IoT dediğimiz şeyler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Dolayısıyla bu sensörler aldığımız veriler çok değişiyor. Nesnelerin interneti artık her yerde bir takım sensörler ve algılayıcılar var. Oralardan veriler elde ediyoruz. Bu verileri işlemeye başlıyoruz. Bulut teknolojisi gelişiyor. Yani veri artık tek bir yerde durmuyor. Bulutta, cloud'da duruyor ve herkes rahat erişebiliyor. Tek başına yapmaya çalıştığımız onun bakımını işte oradaki altyapısının bakımını geliştirmek çok zorken veyahut da bunun maintenance'ı sağlamak çok zorken cloud'a taşıdığımızda daha da verimli olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada da bir gelişmeler olmaya başlıyor. Büyük ve küçük veri analizleri büyümeye başlıyor. Ki artık biz büyük veriyi çok fazlasıyla konuştuk ama burada kritik olan bir şey o büyük veri içerisinde küçük küçük verileri toplayıp oralarda ürün ve hizmetler çıkarmak. Çünkü büyük veri var artık elimizde ama buralar ürün ve hizmete dönüştürmek için bunu mutlaka küçük bir takım analizler, bir takım fokus gruplara koyup oralara yönelik hizmetler çıkarıyor olmamız lazım. Yani o veriyle herkese ürün ve hizmet sunamayız. Küçük küçük lokal bir takım yerlere de ürünler ve hizmetler sunuyor olmamız lazım. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, şirketten şirkete bunlar farklılık gösterebiliyor.
Robotlaşma, otomasyon gitgide artmaya başlıyor. Çünkü bütün bu itici güçlerin sonu verimlilik ihtiyacı, etkinlik ihtiyacı, karlılık ihtiyacı artmaya başlıyor. Blockchain teknolojisi hızlı bir şekilde geldi. Dağıtık yapılarda iş yapma ve bunu kontratlara bağlama. İşte donanımsal ve yazılımsal gelişmeler, bütün bunların sonucu buralarda bir takım gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bu itici güçler bizim sağ taraftaki alanlarda gelişme, iyileşme, değişime sebebiyet veriyor. Aynı şekilde buradaki değişikliklerde bu itici güçlerde de değişiklik yaratıyor. Yani solda sağa doğru bir etkileşim varken sağdaki değişikliklerde ister istemez o kullanım kolaylığıyla beraber veyahut da kullanımdaki bir takım problemler veyahut da kullanımdaki iyileştirmeler, kullanımdaki geliştirmeler sebebiyle sağ tarafta da bir takım değişikliklere sebebiyet veriyor. Bu böyle bu şekilde birbirinin etkileşimli halde ilerlemeye başlıyor. Peki dijitalleşme itici güçlerin anlaşılmasında bir de farklı kavramlar var. Şimdi fütürizm, inovasyon, kaizen gibi kavramlar kullanıyoruz. Hani bunları da biraz tanımaya ihtiyacımız var. Çünkü bunlar aslında dijitalleşmenin önünde duran şeyler. Yani bunlar sayesinde biz biraz dijitalleşmeyi daha hızlı yaşıyoruz. Peki bunlar ne? Çok kısaca değinmek gerekirse. Şimdi fütürizm herhangi bir konuda olumlu gelecek tasarımı olarak geçiyor. Yani siz bir konuda olumlu gelecek tasarımı yapıyorsunuz. Burada kritik konu şu zaten. Olumlu gelecek tasarımı yapmak. Yani siz fütürizmle yaptığınız şey gelecekte olabilecekleri, ileride olabilecekleri tasarlıyorsunuz. Kendiniz bir takım dizaynlar yapıyorsunuz. İnovasyon ne? Yani inovasyona baktığınız zaman o yeni fikirlerin işte değer yaratacak çıktıları dönüştürme süreci olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeni bir takım fikirler var. Ürünler, metotlar veyahut da hizmetler gibi olabilir bunlar. Değer yaratacak çıktılara dönüştürme süreci olarak karşımıza çıkıyor inovasyon. Yine arka tarafta fütürizm besleniyor zaten. İki basamaklı oluşuyor. Bir tanesi istek ve ihtiyaçları gidecek yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ki inovasyonun belki de en önemli adımlarından bir tanesi bu. İstek ve ihtiyaçları gidecek yeni bir takım yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor. Yani bir yerde bir istek var, bir ihtiyaç var. Bunu giderecek bir fikir ortaya çıkması. İkincisi ise ortaya çıkacak bu yeni çıkan yeni yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi. Yani başka bir deyişle katma değer yaratan ürüne, metoda veyahut da hizmete dönüştürülmesi. Gerekiyor ki inovasyon yapmış olalım. Ağırlıklı olarak da girişimciliği besleyen bir yapısı var inovasyon. Kaizen'e baktığımız zaman ise bu da yine bir çok yakın kavramlar. Burada ise bir sürecin sistematik ve düzenli bir şekilde iyileştirilmesi, geliştirilmesi faaliyeti var. Burada bir süreç var. Bir sistem var. Bunu sürekli ve sistematik bir şekilde iyileştirme faaliyetinde biz kaizen diyoruz. Yani tek seferlik değil, sistematik ve düzenli bir iyileştirme, geliştirme faaliyeti olarak bunu görmemiz gerekiyor. İşte var olan bir süreçteki ihtiyaç veya beklentileri karşılayamama üzerine odaklanan bir yaklaşım var. Yani burada bir süreciniz var. Bu süreç aslında bir ihtiyacı karşılayamıyor. Bu karşılayamadığı için bunu iyileştirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar da bizim dijitalleşmede yine kullandığımız arka tarafta heybemizde olması gereken bilgiler bir tarafta. Peki dijitalleşmenin için temel bilgi seti ve araçlarına baktığımız zaman bunları hem denetimde kullanıyoruz hem de dijital dönüşümde kullanıyoruz. Aslında günlük hayatta bunları çok sık kullanıyoruz. Dolayısıyla biz iyi bir denetimci olmak istiyorsak, denetim yapmak istiyorsak, iyi bir dijital dönüşüm yapmak istiyorsak, dijital dönüşüm gerçekten sonuç odaklı yapmak istiyorsak buradaki şu 5 tane konuya odaklanıyor olmamız lazım. Birincisi bir soru sorma. Yani soru sorma kültürünü edinebiliyor olmamız lazım ki burada özellikle soru sorma yaklaşımı bizim için çok önemli. Bütün her şey çünkü soru sormayla başlıyor. İki tip sorumuz var. Kapalı uçlu sorularımız ve açık uçlu sorularımız. Bizi aslında gelişime götüren, değişime götüren, iyileşmeye götüren şey açık uçlu sorularımız. Ne demek istiyorum burada? Yani sorduğunuz soru cevabı evet veya hayır değilse bu bir açık uçlu sorudur. Sizi tanımlamaya götürür. O işi anlamaya, kavramsal olarak çözümlemeye götürür. Eğer cevabı evet veya hayırsa bunlar ise kapalı uçlu sorular. Daha çok bir şeyi teyit ettirmek veyahut da bir şeyin varlığını yokluğunu anlamak için kullanırız. Ama biz gerek denetimlerde gerekse dijital dönüşümde ağırlıklı açık uçlu sorularla ilerliyor olmamız lazım. Neyi, nasıl, neden yapıyorum? Bunu yaparkenki bağımlılıklarım ne? Amaçlarım ne? Niye böyle bunu gerçekleştiriyorum? Nasıl bunu yapıyorum? Daha farklı yapılamaz mıydı gibi bir takım sorularla mutlaka hem denetim sürecini hem de dijital dönüşüm sürecini geçiriyor olmamız gerekir. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken birinci bilgi seti soru sorma kültürü. Yani biz soru sorma alışkanlığımız, soru sorma yöntemi ve soru sorma yetkinliğimizi arttırıyor olmamız gerekiyor. İkinci önemli konu amaç, hedef ve KPI'ler belirlenmesi ki bu baktığınızda birbirine karışan şeylerdir. Amaç, hedef, KPI nedir, ne değildir. Çok çok birbirine karışırlar ama bunları ayırt edebiliyor olmamız lazım. Amaç dediğimiz şey, hedef dediğimiz şey aynı şey değildir. Amaç daha çok soyut, ölçülebilir olmayan, varılmak istenen yeri bize belirtir. Hedef ise amacın somut ölçülebilir halidir. Bunu ben böyle iki tane örneğini veriyorum daha çok seminerlerimde.
diyorum ki ben işte amaç olarak kilo vermeyi amaç edilmiş durumdayım. Amacım ne? Kilo vermek. Hedefim ne? 6 ay içerisinde 2 kilo vermek. 6 ay içerisinde işte 5 kiloyu yağdan şu kadar vermek, işte ödemden şu kadar vermek. Yani ne yapıyorum ben burada? Asıl soyut olan bir şey, yani amacımı hedefe sayısal, yani ölçüle bir somut hale getiriyorum. Diğer önemli bir kavram da KPI, yani kritik performans göstergesi veyahut da performans göstergesi. Şimdi bu daha çok hedefleme hedefle çok karışıyor ama bunu çok iyi ayırt edebiliyor olmamız lazım. Niye? Çünkü hedef veyahut da amaçta ortada bir şey yoktur, bir yere varmak istersiniz. Performansta ise ortada bir süreç vardır ve bu süreci iyi yapılıp yapılmadığını, iyi işleyip işlemediğini anlamaya çalışırsınız. Dolayısıyla temel farkı budur. Bir tarafta ortada bir şey yoktur, oraya varmak isterseniz, varmak istediğiniz şey daha böyle ölçülebilir değilse bu bir amaçtır ama ölçülebilir hale getiriyorsunuz, hedef haline getirmeye başlıyorsunuz. Performans artık ortada bir süreç var, çalışan, işleyen bir mekanizma var. Soru şu, ben bunu iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Ben yıllardır iş sürekli yapıyorum. Peki ben iyi bir iş sürekli mi yapıyorum, yoksa kötü bir iş sürekli mi yapıyorum? Çünkü var olan bir şeyin aslında performansını görme işidir. Bu bizim için çok çok önemli. Hem denetim tarafında bunu iyi analiz ediyor olmamız lazım, hem de dijital dönüşüm tarafında iyi analiz edebiliyor olmamız lazım. Diğer önemli bir kavram yine bilmemiz gereken Puka yaklaşımı. Bu meşhur bildiğimiz Deming döngüsü aslında. Burada da özellikle her şey doğada, hayattaki her şey iki kere yaratılıyor. Bir kere bir zihinde bir yaratım söz konusu, ikincisi kağıt üzerinde bir yaratım söz konusu. Daha sonra da ete kemiğe bürünüp artık fiilen gerçekleştiriliyor. Bu metotta bize istenen şey, bu metodun bize söylediği şey, ilk önce diyor, sen bir planla bakalım. Yani belirle neyi nasıl yapacaksın, amacın ne, hedefin ne, bu işi nasıl yapacaksın, bu işi yaparken etkileşimlerin, bağımlılıkların neler, hangi kaynakları kullanacaksın ve sen bu işi yapmaktan neyi hedefliyorsun? Hedef. Bir de bu işi iyi yapıp yapmadığını anlamak için ne, hangi göstergelere ihtiyacın var? Bunları planlama, yani belirleme aşamasında bizden yapmamızı istiyor. Arkasından ise uygulama tarafı, yani bu yaptığın, düşündüğümüz şeyleri hadi bakalım uygula diyor. Ve uygulama, bildiğimiz hayata geçirme, bir işi gerçekleştirme. Ki burada da özellikle uygulamada dikkat edeceğimiz şey de kayıt ve kanıtların üretilebilmesi. Yani planlama aşamasında siz öyle bir planlama yapmalısınız ki uygulamaya geçirdiğiniz, evet sizin bunu uyguladığınızı kanıtlayabiliyor olmanız da ve bu kayıtları bunlara gösterebiliyor olmanız lazım. Akabinde ise bu metot bize diyor ki, peki güzel planladın, neyi nasıl yapacağını biliyorsun, ediyorsun. Hadi bunu da uyguladın. Peki işe yaradı mı? Yani gerçekten işe yaradı mı? Senin amaçlarına ulaştırmak bir fayda sağladı mı? O zaman da diyor ki, o zaman üçüncü adım olarak da kontrol et. Yani izle, ölçme, değerlendirme çalışması yap. Ne yapmak istiyordun? Ne yaptın? Ve bu yaptığın şeyler işe yaradı mı? Gerçekten o hani birinci adımdaki performans ve hedefler vardı ya, hedeflerine seni götürdü mü? Veyahut da yapmış olduğun çalışmalar gerçekten performanslı, yani iyi bir şekilde yapıldı mı? Ve burada yine diğer önemli husus da, bulguların ne durum? Yani izledim, ölçtüm ama bunun dışında bir de bağımsız bir denetim, bağımsız gözle yapılan kontrol denetimlerde acaba bulgun var mı? Yani iyi yönde veyahut da kötü yönde bir takım bulguların var mı? Son olarak da diyor ki bu izleme, ölçme, değerlendirme yaptıysa artık oradan çıkan sonuçları aksiyona çevirmen lazım. Yani ya bir şey düzeltiyor olman lazım veyahut da iyileştirici bir takım aksiyonlar alman lazım. Sapmaların varsa bunu düzelt. Sapmaların yok ama geliştirmek istediğin, dünya değişiyor, yeni bir takım şeyler varsa o zaman iyileştirici aksiyonlarda bulun diyor. Dolayısıyla hangi işi yaparsak yapalım, biz zaten fiilen de bu işi uyguluyoruz. Yani Puka yaklaşımlı, bazı yerler Puki olarak da geçiyor. Zaten uyguluyoruz ama biz dijital dönüşümde ve denetim fonksiyonunda bunu daha çok bilinçli ve sistematik yapıyor olmamız gerekiyor. Diğer önemli bir şey yine bilmemiz gereken de süreç ve sistem kavramı. Süreç dediğimiz şey aslında çıktı üreten faaliyet ve faaliyetler toplumuna süreç diyebiliriz. Yani çok basit bir tabir. Çıktı üreten faaliyet ya da faaliyetler toplumuna süreç diyebiliriz. Bir adım daha öteye gidip bir takım girdileri alıp bazı kaynakları kullanıp bir takım işlemler geçirip çıktı üreten faaliyet ya da faaliyetler toplumuna süreç diyebiliriz, şeklinde tanımlayabiliriz. Dolayısıyla biz aslında denetim tarafında buna dikkat ediyor olmamız lazım. Ki bu aynı zamanda bizim dijital dönüşümüzde olmazsa olmazları, ki biraz sonra hani nasıl yapacağız dediğim kısımda göreceksiniz. O süreci takip edebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şey bu. Yani sürecin ne olduğu, sürecin parçaları, sürecin bağımlılıkları, sürecin girdisi, çıktısı, etkileşimleri, süreçte kullanılan kaynaklar ve tek bir tane süreç yok organizasyonumuz. Birden fazla süreç var. Dolayısıyla birden fazla süreç aslında birbiriyle etkileşime girmeye başladığında artık sistem, yani iş sistemi ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü tek bir süreçle ilgilenmiyorsunuz.
çalıştığınız kurumları düşünün. Yani süreçler bir takım çıktılar üretiyor. Onun dışında organizasyonun totalde ürettiği bir takım çıktılar var. Veyahut da amaçları ve hedefleri var. Bu hedeflere gitmek için bir sürü süreci birbirine bağımlı etkileşim bir şekilde çalışıyor olması lazım. Ki bu temel süreç olabilir, yönetsel süreç olabilir, destek süreçleri olabilir. Hepsinin bir ahenk içinde çalışıyor olması lazım. İşte bunu da biz sistem yaklaşımı diyoruz. Dolayısıyla bunu da mutlaka iyi analiz edebiliyor olmamız gerekiyor ki hem dijital dönüşümü rahat yapabilelim hem de denetim tarafını rahat yapabilelim. Diğer bir konuda yine bilmemiz gereken burada risk kavramı. Şimdi riskin böyle çok şeyine girmek istemiyorum teorisine. Bir sürü şeyler var böyle hani girdiğiniz zaman tehdittir, risktir, sayısaldır vesairedir filan diye. Ama çok basit güzel bir tanımı var. Diyor ki belirsizliğin amaçlar ve hedefler üzerine etkisi. Bu ISO 31.000 tanımı. Aynı zamanda iş sürekliliğinde de bu tanım yer alıyor. Bir belirsizlik var. Bu belirsiz amaçlar ve hedefler üzerine etkisi var. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken şey bir amaç veya hedef olması lazım. Ve bu hedefe etki edecek bir takım belirsizliklerin oluyor olması lazım. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki o zaman şu çıkıyor karşımıza. Yani bir yer amaç veya hedef yoksa risk var mıdır? Risk yoktur o zaman. Niye? Çünkü amaç ve hedef üzerine belirsizliği de etkisi. Yani bir takım belirsizlikler var okey ama senin amacın hayatta hedefin yoksa, sayısal bir şeyin yoksa yani ne olacak? Bir etkisi olmuş. Dolayısıyla riske bakarken biraz bu gözle bakmakta fayda var. Bir tık daha öteye gidip hani riski özellikle operasyonel seviyede risk, stratejik seviyede risk, taktiksel seviyede risk diye bir takım böyle ayrımlar yapılıyor sektörde veyahut da teorik tarafta da. Bunu da aslında hangi risk stratejik seviyededir, hangi risk operasyonel seviyededir bulmanın çok basit bir yöntemi var. Bu tanımdan yola çıkarsak eğer senin hedefin operasyonel seviyede bir hedefse ve bu operasyonel seviyedeki hedefi etkileyecek belirsizliklerin varsa bunlar senin operasyonel seviyedeki risklerinden aslında. Stratejik seviyede bir de hedef varsa ve stratejik seviyede bu hedefi etkileyecek unsurlar varsa, riskler varsa bunları stratejik seviyedeki risklerindir şeklinde düşünebiliriz. Riski tabii ki böyle hani içerisinde pozitif ve negatif yönler var. İşte tehditleri var negatif, bir de fırsatları var pozitif. Bunu böyle söylediğimiz hocam, zaman biraz anlaşılması zor olur. Hocam çok pardon hocam. Ben burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu bir akış şeklinde geliyor gibi yorumluyorum ben bunu. Yani biz dijitalleşmeye başlayacağımız zaman soru sorma, sonra amaç hedefleri ve KPI'leri tanımlama, sonra bunu bir PUKO döngüsüne her yerde karşımıza çıkar zaten bu. Ona oturtturma, keza bir de süreç ve sistem tasarımlarını da iyice oturtturma olarak algılıyorum. Bir sonraki de risk sanki bundan sonra geliyormuş gibi bir şey var ama hep şey demez miyiz? Bütün aslında bu bütün süreçte riski ele almamız lazım gerekiyor demez miyiz? Okey. İşte sonda olma nedeni şu. Artık elinde heybende bir şeyler var. Var olan şeyleri geri dön riskini bulmaya çalış. Yani bunu en başa koysun. Neyin riskini bulacaksın? Amaç hedefin mi? Pukönün mü? Sürecin mi? Yani sona koyma nedenimiz bu aslında. Tamam. Sona geldik. Artık elinizde bir şey. Soru sorma seti var. Amaç hedef setiniz var. Pukö yaklaşımınız var. Süreçleriniz, sistemleriniz var. Denetimde ne yapacağınızı biliyorsunuz. Artık şimdi bu sürecin veyahut da bu sistemin, bu ürünün risklerini hadi bakalım. Bunu bulurken de farklı seviyelerde bulalım. Yaklaşımı söz konusu. Teşekkür ediyorum. Tabii ki siz bunu farklı yapabilir misiniz? İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Yani bu tamam benim hani uzun yıllardır uyguladığım veyahut da uygulamaya çalıştığım bir metodoloji. Döndüm buraya riske geldiğimde şimdi, bir takım negatif taraflar ve pozitif taraflar. Yani bir belirsizlik varsa bu belirsizliğin pozitif tarafı da olabilir, negatif tarafları da olabilir. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulunduruyor olmanız lazım. Ki keza dikkat ederseniz uluslararası standartta son 10-15 yıldır belki de hep şeyler maddeleci risk ve fırsat yönetimi yapında. Yani sadece risk yönetimi yapın demez. Fırsat yönetimi de yapın der. Dolayısıyla biz dijitalleşme tarafında risk yönetimi yaparken de mutlaka fırsat yönetimi de yapıyor olmamız gerekir. Bunlar bizim için aslında temelde bilmemiz gereken bilgi setleri. Yani bunları bilirsek biz aslında dijital dönüşümü daha rahat sağlayabiliyor olacağız. Şimdi peki nereden başlayacağız? Bu şeyleri gördük. Birincisi bir organizasyonu anlıyor olmamız lazım. Yani siz bir leblebi dükkanıysanız bile, bir bankasanız veyahut da bir işte enerji firmasıysanız bile ilk yapmanız gereken şey bütün bu bilgi setlerini artık edindikten sonra artık heybeniz dolu. Araçlarınız, yöntemleriniz elinizde var. Bir bağımlılıkları bulmaya ihtiyacınız var. Yani organizasyon tanımaya ihtiyacınız var. Bu organizasyon talebinden sunumuna kadar geçen sürede nasıl bir organizasyondur? Yani bağımlılıkları nelerdir? Hangi ürünleri üretir? Ne ürünleri üretir? Bu ürünler mal mıdır? Bir hizmet midir? Peki bu ürüne hangi süreçlerle üretilir? Bu ürünleri hayata geçirirken, ete kemiğe büründürürken hangi süreçler kullanılır? Peki hangi birimler ve roller bu süreçlerde yer alır? Ürün üreteceksin,
süreçler çalışacak ama bu süreçleri çalıştıracak bir takım birimlere ihtiyacım var ve rollere ihtiyacım var. Biz her ne kadar süreç yaklaşım uçtan uca bir organizasyon yapsak da gene bütün firmalar silo şeklinde, fonksiyonel bir şekilde yapılanmıştır. Dolayısıyla birimler ve bu birimlerde çalışan bir takım roller söz konusudur ve süreçlerde bunu yatay olarak kesecektir. Dolayısıyla bunları da bilmeye ihtiyacım var. Çalışanları bilmeye ihtiyacım var yine bağımlılıklarda. Nitelik ve nicelik olarak bu ürünleri, bu süreçleri, bu birimler rollerle çalıştırırken ne kadarlık bir insan kaynağıyla bunu çalıştırıyorum? Peki bu insan kaynağının niteliği ne? Çünkü biz hep niceliğe odaklanırız ya. Hani vardır işte organizasyonda kaç kişi çalışıyor? 20 kişi. Sende kaç kişi çalışıyor? 50 kişi. O 50 kişi çok fazla. Ya 50 kişi çok fazla ama orada dikkat etmemiz gereken şey nitelik. Veyahut da ben 50 kişiyle yapıyorum. Sen 10 kişiyle yapıyorsun. Nasıl bunu 10 kişiyle yapabilirsin? Yani 10 kişiyle yapılması mümkün değil diyenler de olabilir. Burada neye bakacağız biz? Çalışanın niteliğine bakıyor olacağız. Dolayısıyla organizasyon anlamını biz çalışanı sadece bir kafa olarak değil, bir kelle olarak değil, onun niteliğine de bakıyor olmamız gerekir. Ve dijital dönüşümü sağlamak için bunu mutlaka iyi analiz ediyor olmamız lazım. Yani benim organizasyondaki insanların mental yapısı nasıl, fikir ve bilgi düzeyleri nasıl? Çünkü ben ona göre aslında bir şeyleri dizayn ediyor olacağım. Arkasında müşteriler kim? Kim benim müşterim? Yani bu organizasyon bu ürünlerini kime sunuyor? Bu süreçler çalışıyor. Bir takım çıktılar elde ediyor. Bunlar ürünlere dönüşüyor. Bir de kime sunuyor bunu? Müşterilerim kim? Hangi tip müşteriler? Bunları nasıl alıyorlar benden? Yani çünkü bankalarda biliyorsunuz farklı segmentlerde farklı müşteri grupları var. Aynı şekilde diğer sektörlerde de öyle. Farklı segmentlerde müşterileriniz var. Bunlar kim ve nasıl sizden hizmet alıyorlar, ürün alıyorlar? Tedarikçileriniz kim? Siz bu ürünleri üretirken, bu süreçleri çalıştırırken bir takım tedarikçiler kullanıyor musunuz? Ki dikkat ederseniz bunları anlamanın yolu en başında biraz önce bahsettiğimiz süreçleri anlamaktan, yani süreç kavramını iyi anlarsanız ki bilirsiniz ki sürecin çalışabilmesi için bir takım girdilere ihtiyacı var. Bu girdileri sağlayanlar da benim tedarikçilerimdir. Bu bir süreç olabilir, bir kişi olabilir, başka bir proses olabilir veya başka bir herhangi bir tüzel veya da gerçek kişi olabilir. Dolayısıyla burada tedarikçileri anlamam lazım. Benim bu tedarikçilerim kimler ve benim ürün hizmetlerime nasıl etki ediyor, süreçlerime nasıl etki ediyor? Yasalar ve sözleşmeler, yani içinde çalıştığım sistemin yasaları neler? Ben BDDK çıkarmış olduğu kurallara tabi. BDDK çıkarmış olduğu kurallar çerçevesinde ben dijital dönüşüm sağlayabilirim. Yani ben her ne kadar uçsam da kaçsam da yani düşünce gücüyle kredi kullandıracağım desem de mevzuatı eğer bu mümkün değilse bunu yapamam. Dolayısıyla mutlaka yasalara bakıyor olmam lazım. Sözleşmelerime bakıyor olmam lazım. Ki bu organizasyon imzalamış olduğu bir takım sözleşmeler var mı? Müşterilerle, tedarikçilerle bir başka taraflarla, hizmet ettiği taraflarla bunları anlamaya ihtiyacım var. Diğer bir konu bilgi ve iletişim teknolojinin anlamı ihtiyacım var ki burası zaten bir derya deniz. Yani sunucusunun tut da işte ne bileyim uygulamasına kadar her şey işte database'i, sistemi, network'ü, işte data center yönetilmesi, yazılımı, donanımı, kablosu, lisanslaması, işte sertifikası, envai çeşit bir şekilde. Buradaki kullandığım ürünler, hizmetler neler ve bu organizasyon bunu nasıl kullanıyor? Bunu anlamaya ihtiyacım var. Ki bu bağımlılıkları anlamadan benim dijital dönüşüm yapma şansım sıfır. Bunları anladıktan sonra ben ancak dijital dönüşüm sağlayabilirim. Diğer bir şey, üretim yapıyorsam makine ve teçhizatı, yani makine parkuru ne? Nasıl bir makine parkuruna sahibim? Bu makineler nasıl Türkiye'de mi üretiliyor, Çin'de mi üretiliyor? Veya makineler birbiriyle etkileşimi nasıl? Bu makinelerin başına bir şey gelmesi durumunda tamiratları nasıl? Bunun bakım onarım planları nasıl? Kısa süre tamir edebilir miyim ki? İşte yedek parçaların durumu nasıl? Hızlı tedarik edebilir miyim gibi unsurları da burada mutlaka anlamam gerekiyor. Diğer bir şey de bina ve ofis ortamını anlamam gerekiyor. Bunu tanımam gerekiyor. Yani sonuçta burada insanlar çalışıyor. Bilgi sistemleri çalışıyor. Makineler bir yerde duruyor. Ve nasıl bir binada, nasıl bir ofis ortamında duruyor? Binanın özellikleri neler? Ofis ortamının özellikleri, özellikle insanın çalıştığı yer ergonomik koşullar nasıl? Sonuçta bir ergonomik koşullara göre üretim gerçekleştiriyoruz. Veri ve bilgiler nasıl? Veri ve bilgiler, basılı ortamdaki veriler, bilgiler, dijital ortamdaki veriler, bilgiler, dijital ortamda nerede duruyor? Bir sunucuda mı duruyor? Bir bilgisayarda mı duruyor? Bir USB'de mi duruyor? Veyahut da nerede? Bir uygulamanın üzerinde mi duruyor? Network geçerken araya bir yerlerde takılıyor mu? Gibi bunları mutlaka bilmeye ihtiyacım var. Ki özellikle veri ve bilgi tarafında basılı ortamdaki veri ve bilgileri iyi biliyor olmam lazım. Yani nerede bu veriler? Çünkü kağıt üzerinde duruyor. İşte özellikle bu KVKK tarafında çok bunu gördük bu veri haritalama çalışmasında. Yani veriler double'lanmış vaziyet ve organizasyon her yerinde. Adam bir CV 5 kere çıktı almış bir yerlere koymuş. Sadece bir tane CV diyor ki ben arşive gönderdim. İyi de diğer departmanın vermiş olduğu ve kopyası nerede?
gibi. Onun için veri ve bilgiyi çok iyi bir anlamaya ihtiyacımız var ki burada özellikle basılı ortamda olanlar ve dijital ortamda olanlara ihtiyacımız var. Ki dijital dönüşüm sağlamak adına da özellikle basılı ortamdaki verileri daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bunları basılı ortamdan çıkarıp 1 ve 0'lar üzerine taşıyabilir miyiz düşünmemiz gerekiyor. Diğer bir şey de finansı anlamamız gerekiyor. Yani bu organizasyonun maddi yapısı, nakit düzeni nasıl, finansal durumu nasıl, işte kredi durumu nasıl veyahut da yedek akçe durumu nasıl, bunları anlamamız gerekiyor. Çünkü dijital dönüşüme başlayacağınız zaman her şeyi kurguladınız, çok güzel hayalleriniz var. Geriye döndüğünüz ana para yok. Para yoksa bir şey yapamaz. Veyahut da dijital dönüşüm sağlayacaksınız. Orada bir takım IT yatırımları yapmaya ihtiyacınız var. Peki hangi ürünü alayım? 10 liralık mı alayım, 5 liralık mı alayım yoksa 100 liralık mı alayım? Dolayısıyla burada mutlaka finansa ihtiyacınız var. İşte herkesi evden çalıştırayım, işte ne bileyim uzaktan çalışsın, bir şeyler yapayım, her şey böyle eğitimleri ben dijital platformlarda vereyim. Süper de o eğitim dijital platformda vermek gerekli olan bank genişliğine sahip misin? Böyle bir sunucu yapın var mı? Yok, hadi alayım, paran var mı bunu almak için? Dolayısıyla mutlaka dijital dönüşüm tarafında finansı da düşünüyor olmamız gerekiyor. Peki bağımlılıkları bulduk. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Yani organizasyon anlama işin bağımlılıkları bulmak tek başına yeterli olmuyor. Bunun da biraz daha ötesine gidip artık çalışma yöntemini de biliyor olmamız lazım. Bu organizasyon nasıl çalışıyor? Emek yoğun mu çalışıyor? Teknoloji yoğun mu çalışıyor? Otomasyon durumu nasıl? Yani otomasyon seviyesi nasıl? Full otomasyonu mu? Yarı otomasyonu mu? Otomasyonu nerede kullanıyor? Hangi ürünlerde, hangi süreçlerde kullanıyor? Dijitalleşme ya 1 ve 0'lar üzerinden yapılma tarafından ne kadar süreçleri dijital, ne kadar süreçler manuel insanlar tarafından yapılıyor veyahut da işte bir yere taşınmada insan müdahale ediyor. Ne kadar sistemler otomatik bir şekilde gerçekleşiyor? Bunun içerisinde ne kadar sistemler birbiriyle konuşuyor? Bir sistemde bir veri var, bilgi var. Bunu insan alıp başka bir yere mi taşıyor yoksa full bunlar entegre bir şekilde mi çalışıyor? Yani dijitalleşme tarafı ne boyutta? Bunu anlamaya ihtiyacım var. Robot kullanımı var mı? Fiziksel robot kullanıyor mu? Yoksa mantıksal robot, yazılımsal robot kullanıyor mu? Nerelerde kullanıyorum ve bunun kullanım düzeyini? Özellikle hangi ürünlerde bunu, hangi süreçlerde bunu kullanıyorum? Yapay zeka kullanıyor muyum? Çok meşhur artık herkes her şeyi yapay zeka ile yaptığını söylüyor. Veyahut da bir ürün çıkardın, evet bunun arkasında bir yapay zeka var diyor. Gerçekten yapay zeka var mı yoksa mantıksal bir takım algoritmalar, kurgular mı var, neler var? Kendi kendine öğrenen bir yapı var mı yok mu? Öğreniyorsa nasıl bir öğrenme yapısı var? Bulut teknolojisi kullanıyor mu bu organizasyon? Var mı bulut teknolojisinde bir kullanımı? Ne kadar kullanıyor? Burada olası bir takım sorunlar olması durumunda bunun alternatifleri var mı? Veyahut da buna ne kadar hakimler? Hangi seviyede bağımlılıkları var? Hangi hizmetler, hangi süreçler oradan gerçekleşiyor? IoT tarafın özellikle ne gibi sensörler, ne gibi cihazlar kullanıyor? Buradan verileri nasıl alıyorlar? Bu veriler alındıktan sonra nereye gidiyor? Nerede saklanıyor? Nerede işleniyor? Nasıl işleniyor? Kimlere veriliyor? Bunlar ne kadar süre loglanıyor? Buralarda hangi değerler üretiliyor? Hangi hedef kitleye onlar üretiyor? Hangi veriler, hangi ürüne hizmete veyahut da sürece hizmet ediyor? Bunların da mutlaka anlaşılması gerekiyor. Blockchain tarafı bir şeyin var mı? İşte bir kullanımın var mı? Buna yönelik yapmış olduğum bir yatırım veya bir sürecim işliyor mu? İşte artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gibi bir takım şeyleri kullanıyor muyum? Ürünlerimde, süreçlerimde bunlar var mı? Bunları mutlaka anlamaya ihtiyacım var. Dolayısıyla sadece bağımlılıklar değil, çalışma yöntemi de benim için önemli. Dolayısıyla buraya kadar yaptığımız şey aslında dijital dönüşüm yapmak değil. Sadece dijital dönüşüm için veyahut da iyi bir denetim yapabilmek için altyapıyı oluşturmak. Yani biz şu an organizasyonu tanımaya başladık. Artık elimizde denetim yapma araç seti de var. Neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. İşte sürecin nasıl olması, bilgilerin nasıl toplanması gerektiğini biliyoruz. Temel bilgiler de elimizde var. Artık bundan sonra rahat bir şekilde dijital dönüşüme geçebiliriz. Çünkü bunları tanımadığınız zaman o organizasyon dijital dönüşümü yapma şansınız yok. Elinizde bir takım araç seti var. Bir takım böyle takım çantası var. Heybeniz de çok dolu. Ama bunu gidip bir yerde uygulamak için mutlaka orayı tanıyor olmanız gerekiyor. Bu aslında bizim organizasyon anlama, tanıma çalışması. Buraya kadar bir soru var mı? Ayrıcan Bey, istersen arada bir sormuş olayım. Tabii ki hocam. Ben de bir yandan bakıyorum. Konuklarımızdan yayına dahil olmak isteyen varsa el kaldırabilir, alırız. Onun haricinde yorum var daha çok hocam. Yine Hakan Bey'den bir yorum var. Metaverse teknolojisiyle yakın gelecekte bir dijital dünya ortaya çıkacak. Aklımıza gelen her şey dijitalleşecektir. Dijital dünyada evimize asacağımız tablo bile dijital olacağından NFT'ler hızla yayılmaya başlayacak şeklinde bir yorum var.
Yine dediğim gibi katılımcılarımızdan soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Kesinlikle. Okay. Bu arada ben bireysel de şey sorusunu alıyorum. Bu video kaydına ulaşabilir miyiz diye. Video kaydımızı Saka İstanbul YouTube sayfasına koyacağız. Keza yeri gelmişken şunu da duyurmak isterim hocam. Bu sunumu da aynı zamanda birazdan etkinlik değerlendirme anketinin linkini paylaşacağız. Oradan bize paylaşım yapan, yani etkinliğimizi değerlendiren herkese de sunumu da ayrıca göndereceğiz. Hızlıca böyle bir de duyuru yapmış oldum. Başka soru sormak isteyen konuğumuz varsa alabiliriz, yoksa devam edebiliriz. Hocam devam edelim. Başka. Süper. Gayet güzel gidiyor demek ki. Peki. Bir dakika, bir tane soru geldi. Hadi sorayım onu. Web 3.0 artı peer-to-peer yeni nesil dijital çağ olacak. Bu da bir yorum gerçi. Evet, zaten Metaverse'in olayı o olacak. Yani merkezde ortak noktada olması gereken sistemler artık olmayacak. Bütün yapılar peer-to-peer yapılar üzerinden ilerleyecek. Aslında blockchain'in bütün teknoloji, blockchain'deki mantığın bütün teknolojileri yedirilmiş hali gibi bir yorum yapabiliriz, değil mi hocam? Ne dersiniz? Kesin. Ve oralarda enteresan dijital dönüşümler çıkabilir. Şimdi biraz sonra bir egzersizlerde göreceğiz oraya doğru geldiğimizde, şu altyapı tarafı bittiğinde. Yani Metaverse tarafında neye hitap ediyor? Fiziksel bir takım ihtiyaçları mı? Duygusal ihtiyaçları, fikri ihtiyaçları mı? Yani günün sonunda siz aslında bir takım ihtiyaçlarınızı karşılıyor olmanız lazım. Çünkü bütün dünya bu insan evladının ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmış durumda. Şimdi bu mental bir teknik ihtiyaçlarınızı karşılama, karnınız acıktığında o dijital dünya karnınızı doyurabilecek misiniz? Şu anda belki hayal gibi gelir. Belki o dönemde size sağlatacağı bir takım işte böyle kokularla, şunlarla bunlar size bir takım tokluk hisleri falan da verebilecekler. Yani aslında o mental taraftaki dünya sizin fiziksel bir takım varlıklarınızı da etkileyebilir. Yani fiziksel, biyolojik özelliklerinizi etkileyecek hale gelebilecek gibi duruyor ilerleyen zamanlarda. İşte bu ciddi manada artık komple bir sistemin dijitalleşmesi şeklinde düşünebiliriz. Peki iş sistemi temel unsurların dönüşüm sağlanması tarafın nereden başlıyoruz? Önce bir ana kaynakları tanımamız lazım. Ki bu ana kaynakları aslında hepimiz biliyoruz. Bu ana kaynakları tanımadan bir iş yapma şansımız yok arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım mutlaka bu üç kaynağı çok iyi tanıyor olmamız lazım. Ve bunlara odaklı bir şeyler yapıyor olmamız lazım. İnsan, süreç ve teknolojiyi tanımamız lazım. Ki bu süreç aslında çıktı üreten her şey benim için süreçtir. İnsanı tanırken özellikle dijital dönüşüm tarafı yetkinliklerin geliştirilmesi bizim için çok önemli. Yani dijital araçları kullanabilme ve dijital teknoloji, dijital araçları geliştirebilme yetkinliklerini mutlaka geliştiriyor olmam lazım insanı tanırken. Diğer taraftan süreçlere bakarken ana kaynaklar, yeni iş yapış yöntemleri geliştirilmeli, yeni çalışma düzenleri geliştirmek, işte mekan ve zaman bağımsız çalışma, esnek çalışma bunun örnekleri. Dolayısıyla iş yapış yöntemleri, çalışma düzenlerini mutlaka değiştiriyor olmamız lazım süreçlerle. Teknoloji tarafı dijital teknolojileri geliştirilme ve mekanik teknolojiler geliştirilme. Çünkü her şeyi dijitale taşıyamıyorsunuz. Bazı mekanik teknolojilerin de gelişmesi gerekiyor. Mekanik teknolojiler de sizin aslında dijital dönüşümünüze ön ayak sağlıyor. Dolayısıyla bunları da mutlaka düşünüyor olmamız gerekiyor. Bu ana kaynakları tanımak ve buralarda ne yapabilirim ki? Özellikle insan tarafına çok odaklanıyor olmamız lazım. Yani insanların yetkinlikleri bu yönde değiştiriyor olmamız lazım. Yani cep telefonu kullanan, akıllı cep telefonu kullanan bir insan, evet ben dijital çağa ayak uydurdum diyemez. Yani dijital araçları, onun dışında bir sürü araçlar var. Bunları kullanabiliyor olması lazım. Bunun da ötesinde buralarda bir takım geliştirmeler yapabiliyor olması lazım. Yani biz insan evladı olarak buralarda geliştirme yapabilme yetkinliğimizi artırdığımız zaman aslında fark yaratabiliyor olacağız. Dolayısıyla organizasyon dijitalleşme yaparken de, dijitalleşmeyi sağlarken de mutlaka insana bu gözle bakmamız gerekiyor. Çalışanlarımız var. İnsan kaynaklarında mutlaka çalışanlar da vardır veyahut da burada katılımcılar da vardır. Yani burada dijital yetkinliklerin artırılması lazım. Sadece kullanıcı ihtiyacımız yok. Tabii ki kullanıcı olsun ama bunun da ötesinde bunları geliştirebilecek, iyileştirebilecek bir takım yine yetkinliklere de ihtiyacımız söz konusu. Peki ana adımlarımız neler olacak? İşte iş sistemi temel unsurlarında dönüşüm sağlanması konusunda ana adımlarımız neler olacak? Ben şöyle bir şey öngörüyorum. Diyorum ki bunları tabii ki mantıksal bir ayrımdır. Daha farklı ayrımlar da yapabilirsiniz ama ben bir iş sisteminin uçtan uca çalışan bir süre baktığım zaman diyorum ki bir organizasyon, ben ana adımlarım şöyle olmalı. Talepte dijitalleşme yaratabilir mi? Yani talepte bir dijitalleşme olabilir mi? Üründe bir dijitalleşme yapabilir miyim? Yani sunmuş olduğum üründe bu bir mal olabilir veyahut da bir hizmet olabilir. Burada bir dijitalleşme yapabilir miyim? Üretimde dijitalleşme yapabilir miyim? Ki üretimde dijitalleşme demek aslında süreçte veyahut da iş sisteminde dijitalleşme demektir. Çünkü üretim bir hattır. Orada mutlaka süreç ve sistem durumu söz konusudur. Tedarikte bir dijitalleşme yapabilir miyim? Yani tedarik zincirinde, tedarik sürecinde bir dijitalleşme olabilir mi? Ve
sunumda, yani o ürünü sunarken, mal ve hizmeti sunarken bir dijitalleşme yapabilir miyim? Ben diyorum ki bu ana adımları takip ediyor olmamız lazım. Siz tabii ki gidip o leblebici dükkanına kafadan sadece üretimden de sadece tedarikten de başlıyor olabilirsiniz. Nereden başlarsanız başlayın mutlaka aşağı yukarı hareket ediyor olmanız lazım. Yani sunuma başladığınızda sunumda, bu işin sunumunu dijitalleştirin dediğiniz zaman mutlaka geriye doğru gelebiliyor olmanız lazım. Neyi kastediyorum aslında burada? Taleple dijitalleşme, talebin dijital platformlardan alınabilmesi. Ya yani webten formüle talep alabilme, işte application üzerinden, app'ler üzerinden talep alabilme, SMS ile bir tek talepler alma. Ki biliyorsunuz banka tarafında SMS'te kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Yani kredi talebi için artık bankaya gitmenize gerek yok. SMS'te şuraya şuraya şunu yaz, TCKN'ni yaz, işte adını soyadını yaz, boşluk bırak, gönder. Hop arka tarafta sana bir takım işte krediler verilsin. Şimdi bak bu bir talepte bir dijitalleşme durumu söz konusu. Ürünün kendisi dijitalleştirebilirsin veya ürünün bileşenlerini dijitalleştirebilirsin. Yani ürünü komple dijitalleştirebileceğin gibi ürünün bir takım bileşenlerini dijitalleştirebilirsin ki eğitim şu anda mesela ürün dijitalleştirmesi güzel bir örnektir. Biz normal zamanda ne yapacaktık? Bu bilgisayar sistemleri olmasaydı bir sınıfa toplanacaktık. Ben size kağıtlar dağıtıyor olacaktım. Fiziksel tahtalar olacaktı. İşte onun üzerinden size bir şeyler anlatıyor olacaktım. Ama artık böyle bir ürün yok yani. Ürün komple ekranda her şey burada. Dolayısıyla bütün her şeyi artık buradan görebiliyorsunuz. Diğer bir şey üretimde dijitalleşme. Ki burada özellikle süreçleri uçtan uca dijitalleştirme, otomasyona tabi tutma, manuel olan işlemleri artık iş gücüyle yapılan işlemleri çıkarıp daha çok bir bilgi teknolojilerini yaptırma. Bilgi teknoloji yaptığımız işleri bilgi teknoloji araçların birbiriyle konuşmasını sağlamak. İşte web servis vasıtasıyla bir uygulama, başka bir uygulama veri transferi gerçekleştirme. Bir yerde bir bilgiyi ürettiniz. Bunu alacaksınız. Öbür tarafa aktaracaksınız. Manuel aktarabilirsiniz veyahut da yazacaksınız. Web servisler aracıyla da bunu aktarabilirsiniz gibi. Burada üretim hattında dijitalleşme, robotun kullanımı, yapay zekanın kullanımı yine keza burada yer alıyor olacak. Diğer bir şey tedarik zinciri, tedarikte dijitalleşme. Özellikle online talep iletme, yani online bir takım talepleri iletebilme, otomatik talep üretme ki sensörler özellikle bu ev dünyasında bunu artık yaşıyoruz. Dolabınız var, dolabınızda yumurtalarınız var. Belli bir sayıya geldiği zaman siz belirlemişsiniz. İşte 12 tane gözü var. 2'ye düştüğü zaman hadi gitsin bana haber versin. Bana haber versin ben gideyim marketten alayım. Bir adım daha öteye gidiyor. Bana haber vermesin. Gitsin benim marketime SMS atsın. İşte oradan sipariş oluştursun. O sipariş oluştuktan sonra o sipariş bilgisi bana gelsin. Teslimat bilgisi bana gelsin gibi böyle tedarikli dijitalleşme durumu söz konusu olacaktır. Girdiği ürünleri dijital ortamda almaya, yani sizin girdi sağladığınız ürünleri dijital ortamda alabilirsiniz ki biraz sonra örneklerini konuşuyor olacağız. Kitap artık kim kitapçıdan gidip kitap alıyor? Çok nadirdir herhalde. Bütün herkes büyük oranla gidiyor. Hop internet üzerinden satın alıyor ve bunu da e-book şeklinde satın alıyor. Sunumda dijitalleşme, özellikle ürünün sunumda dijitalleşme, pazarlama ve tanıtımda dijitalleşme. Yani siz ürünü sunarken bir artık mağaza açmanıza gerek yok. Fiziksel bir mağazanız yok. Sanal dünyada bir mağazanız. Bu mağazanız dünyanın herhangi bir yerinde bir yerde duruyor ama dünyanın herhangi bir yerinde mağazanız varmış gibi sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla pazarlama ve tanıtım tarafının dijitalleşme yine burada bizim için önemli olacak. Şimdi bunları bir tek tek bakalım hızlı bir şekilde ne olacaktır diye. Şimdi talepte dijitalleşme, ürün talep dijital araçlar üzerine alınması, ödemeleri dijital platforma yapılması gibi olarak düşünebiliriz. Şimdi burada bir banka görüyorsunuz, banka şubesi. Şimdi bir talep var, yani geliyor işte fatura ödemesi gerçekleştirecek arkadaşlar. Veyahut da işte kredi başvurusu yapacaklar. Solda bir tane teyzemiz var. Sağdaki teyze niye öyle çömelmiş onu bilmiyorum. Ninja kıvamında niye öyle onu bilmiyorum. Hani orada nasıl bir talep söz konusu onu bilmiyorum ama sonuçta bir talep durumu söz konusu burada. Ne oldu peki bu talep durumu bu haldeyken? Sonra buraya geldi. Yani TCR denen cihazları bilenler vardır. Böyle ATM'nin banka içerisinde kullanılan cihazları. Siz gidiyorsunuz self servis olarak kendiniz bütün işlemleri orada yapıyorsunuz. İşte paranızı yatırıyorsunuz, paranızı çekiyorsunuz. Hatta böyle biraz daha ileriye gidip bazı işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Sonra nereye doğru kaydı? Artık mobile doğru kaydı. Yani soldaki teyzenin oraya böyle ninja pozisyonda durmasına sağdaki cep telefonuna kadar geldi. Görüyor musunuz? Talep ne kadar dijitalleşti. Yani artık siz kredi başvurusu yapacağınız zaman veyahut da bir para gönderme işlemi yapacağınız zaman şubeye gidip bankoda böyle ninja pozisyonda durmuyorsunuz. Veyahut da orada bir tane servis alan var. Gidip orada işlem yapmıyorsunuz. Evinizde veyahut da herhangi bir yerde bulunduğunuz bir yerde mobil bankacılık üzerinde bir takım işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Hele fiziksel paranın ortadan kalkıp işte kredi kartı yaygınlaşmasıyla beraber daha da artık bu şey hale gelecek. Yani fiziksel taraf ortadan kalkıyor olacak.
Diğer bir konu üründe dijitalleşme. Talepte konuşmuştuk. Şimdi üründe dijitalleşmeye bakalım. Ürünün tamamı veya ürün bileşen bir kısmının dijitalleştirilmesi işi aslında bu. Yani hocam tamam. Çok pardon. Ben böyle arada giriyorum gerçi bölüyorum sizi ama hem sizi biraz yavaşlatmak ve dinlendirmek adına. Şimdi peki bu talepte dijitalleşmede verdiğiniz örnekte biliyorsunuz hani bir kesim de gerçekten banka şubelerine gitmeyi sosyalleşme aracı olarak kullanıyor. Şimdi bir de insan tarafı var. Bazı yorumlar ve sorular da geliyor genelde bu yönde. Tabii bu farklı bir konu ama hani bir de baktığımızda evet bu anlamda bir bankacılık sistemindeki taleplerin dijitalleşmesi çok güzel ama her sisteme çok oturmuyor gibi. Şöyle bir iddia yok zaten. Dünyadaki her şey dijitalleşir iddiası biraz yok, şey bir iddia. Çok, yani, dolayısıyla dijitalleşebilecek şeyler. Onun için zaten bak en başta organizasyonu tanıma kısmında bayağı bir şey konuştuk. Yani şu anda zamandan dolayı ben biraz hızlı anlatıyorum. Üzerine çok duramıyorum ama o alanda çok ciddi bir bilgi alanı var. Yani onu oturup kendiniz bir çalışmaya başladığınızda size iddia ediyorum 3 gün içinden çıkamayacaksınız. Çünkü şeyde tutmalı. Milyonları düşünmeniz gerekir. Çünkü şeyde tutmalı hocam. Mesela bir ara bunu restoranlar denediler. Hani şeyleri garson olmadan işte direkt sipariş alabilir miyiz deneyen restoranlar oldu tek tük de olsa ama olmadı. Neden? Çünkü insanlar bir yandan da hani bir öneri alma ihtiyacı doğuyor. Belki bunu gelecekte robotlar yapacak. Onu da bilemem. Farklı bir dijitalleşme tarafı. Ama tabii işin doğası vesaire de bu konuyu çok etkiliyor diye düşünüyorum. Kesin. O yüzden zaten insan, süreç ve teknoloji diyoruz ya, başa insanı koyuyoruz. Yani insanı iyi organize etmeniz. Bir organizasyonda da düşünsene müthiş danışmanlıklar alabilirsiniz. Dünyanın en iyi insanlarını koyabilirsiniz ama sizin çalıştığınız organizasyon, insanlar eğer dijitalleşme mental olarak hazır değilse orada dijital dönüşüm yapamazsınız. Onun için siz ilk önce insandan başlamanız lazım. İnsandan, sadece cep telefonu kullanan değil. İşte o dijital araçları kullanabilen yetenekler kazandırdıktan sonra organizasyona siz dijital bir şey kazandırabilirsiniz. Dijital yetkinlik kazandırabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Üründe dijitalleşme. Bu çok sevdiğim bir resim. Bir çamaşır makinesi var. 80'ler dizisini herkes izlemiştir zaten. Gayet bir makine ya. Güzel çalışıyor yani. İşte böyle. Hatta bunun çok eskiden dönen kısmın elle çevrilenleri de varmış. Onun resmini bir yerde aradım, buldum ama sonra buraya atmayı unuttum. Böyle o içerideki pervane kısmını adamlar elle çeviriyorlar. Elle çevirip o dönüşümü sağlıyorlar. Yani bir çamaşır makinesi var, elektriğe de ihtiyaç yok. Sen elle çevirebiliyorsun. Sıkma tarafında keza aynı şekilde görüyorsun. Burada bir ürün var mı? Var. Şimdi peki bu ürün dijitalleşir mi? Tabii ki dijitalleşir. Bir ürün tamamı dijitalleşebilecek gibi bir takım özelliklerini de dijitalleştirebilirsiniz. Ne oldu? Ha bu hale geldi. Şu an çamaşır makineleri bu halde. Yani makine programı yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Çünkü panelleri var. Bir tık daha geçtiler. Cep telefonundan bunu organize ediyorsun. Yani işte sen çamaşır atıyorsun. Belki içeriye çamaşır koyma işini de artık sen yapmayacaksın. Bir tane fiziksel bir robotun olacak. O robot bunu gerçekleşecek. Yani sen bir sepete atacaksın. O gelip sepetten alacak. Koklayacak. Bu kötü. Bu renkli, bu şu. Hop bunları ayıklayacak. Hop içeriye atacak. Sen sadece cep telefonunu Türkiye'nin herhangi bir yerinden, ki geçen şeyde yaşadım ben bunu, işte bu pandemi döneminde, Ramazan döneminde Gelibolu'ya gitmişti. Ben burada yalnızdım. Evde bizim minik tane robotumuz var. Gecenin bir baktım ki robot çalışıyor kendi kendine. Ne oluyor falan dedim. Eşim Gelibolu'da robotu çalıştırmış, evi temizlesin diye. Niye? Çünkü ben evi kirletirim diye düşünmüş haklı olarak. Oradan temizlik yaptırdı. Dolayısıyla bakın dijitalleşme buraya kadar gelmiş oldu. Evler, güzel güzel evlerimiz vardı. Güzel bahçelerimiz vardı, böyle panjurlarımız vardı. Hoştu, güzeldi. Böyle hani alkış çalınca ışıklar mışıklar açılıyordu, kapanıyordu. Ama artık evler ne hale geldi? Evler bambaşka. Artık o ev eski ev değil. Yani evler artık dijitalleşti, dönüştü. Yani sen eve girdiğinde o sensörler vasıtasıyla, hatırlayın lütfen oradaki teknolojik araçları, sensörler vasıtasıyla seni tanıyor. O gün suratın böyle üzgünse bu adam üzgün diyor. O zaman, ben içeride diyor buna bir neşelendirici müzik açayım diyor. Değil mi? Ya ve geldim böyle eşinle beraber eve girdiğini diyor. Eşim sen varsın. Bunlara bir romantik müzik açıp biraz böyle güzel olsun. Biraz evin içerisinde kokuyu değiştiriyor. Sen geldiğinde senin sevdiğin kokuyu, eşin geldiğinde eşinin sevdiği kokuyu vermeye başlıyor. Yani yüzünü tanıyarak, duygularını anlayarak sana bir takım öneriler getiriyor. Hatta o evde bir takım organizasyonlar yapabiliyor. Dolayısıyla artık evler eski ev olmaktan çıktı. Yani biz eve artık klasik bir ev gözüyle bakamayız. Burada bir ne oldu? Bir ev ürünümüz vardı. Artık bu dijitalleşti. Ve bir sürü özellik üzerine eklenmiş oldu. Bunu böyle düşünüyor olmamız gerekiyor. Sınıf ortamı bilirsiniz çok da sevdiğimiz şeylerdir. Öğrencilerimiz var, tahtamız var, kalemlerimiz var.
gayet güzel böyle. Ne oldu hele pandemiden sonra? Aha da buraya geldi. Nerede fiziksel tahta? Nerede sıra? Nerede kalem? Nerede o kağıtlar? Nerede fiziksel öğretmenimiz? Yok. Ya bak, ürün, yani eğitim ürünü dijitalleşti. Ürün kendisi artık buraya geldi. İçerik, o kitaplar, kokan kitaplar yok artık. Hep PDF formatları veyahut da e-booklar şeklinde karşımıza çıktı. Dolayısıyla bunu böyle düşünüyor olmamız gerekir. Şimdi sizinle minik bir egzersiz yapalım. Bir yüzük düşünün lütfen. Var ortada. Bu yüzüğü dijitalleştirebilir miyiz acaba? Bir 2-3 dakika vereyim sizlere. Konuşmak isteyen olursa konuşsun. İstemeyen olmazsa da chat kısmından yazabilir. Bir yüzük bunu dijitalleştirebilir miyiz? Ve nasıl dijitalleştirebiliriz? Ki en güzel örnek saatlerimizdir zaten. Bunlar yıllar yıllar önce saati böyle söylediğin zaman yani ben herhalde birisi söyle hala saat mi olur yani falan diyordu. Hani şimdi bak saat böyle oldu. Yüzük olabilir mi? Ve burada hocam, lütfen sınırlarınızı zorlayın. Hocam bunun uygulamaları var ama sanki yani hani bazı ödeme araçlarında vesaire kullanılıyor gibi. Evet bak şimdi burada şimdi sen yüzüğünü attın bir çember halka olarak düşündün değil mi? Yani temel amacı o ben, evet ama. Ama ben yüzüğü bir halka olarak düşünmüyorum ki artık. Evet. Yüzük dediğin şey benim için bir tane böyle bir yapışkan şey. Bir tane bir şey yapıştırıyorum buraya. Ondan sonra o moduma göre cep telefonu seçiyorum. Kırmızı halkalı hale geliyor. Hologram şeklinde. Hı-hı. Sarı olabiliyor. Projeksiyon cihazına dönüşebiliyor. Yüzük. Yüzük deyince niye sadece böyle bir şey düşündük, halkı düşündün ki? Bu arada yorumlar geliyor. Güzel yorumlar da geliyor. Süper. Ben okuyayım onları size bir yandan. Süper olur hocam. Hı-hı. Tamam, süper. Tekelden gitmiş oluruz. Aynen. Şimdi neler gelmiş? Sağlık için kullanılabilir, nabzı ölçebilir denmiş. Akıllı yüzük olarak kullanılabilir. Ödeme sistemlerinde işte NFT'de kullanılabiliyor. E-imza ki zaten Mustafa Aykut örneğini verdi. 2016'da olimpiyatlarda ödeme sistemlerinde kullanıldı zaten bende. Dedi yani böyle ekledi. In Time diye bir film vardı ki ben o filmi çok severim. Orada dijitalleştirilmiş halini gördük aslında gibi bir yorum var. Orada da şey vardı. Sanırım ama yüzük değil de orada saat değil miydi sanki? Hani herkesin para birimi aynı zamanda dakikasıydı falan. Temassız da kullanılabilir denmiş. Mustafa Aykut öyle paylaşmış. Cem Bey'den bir yorum gelmiş. Sağlık için kullanılabilir. Projeksiyon falan yani için. Artık bize biraz şimdi hayal dediğiniz, gibi geliyor. Yüzük dediğiniz şey artık bir halka değil. Tabii ki. Ben yıllar yıllar önce bir eğitim almıştım. Dediler ki eğitimde bir uçak tasarlayın. Uçağı en uzağa atan insan burada başarılı olacak. Birinci olacak diye. Abi herkes kanatlı manatlı Concorde uçakları falan filan yaptılar. Uçak ya sonuçta uçak yani. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Kağıdı buruşturup attım değil mi? İçerisine bir ağır metaller koyup uzağa gitsin. Bir fırlattım bunu. Dediler ki hocam böyle uçak mı olur? Abi niye? Uçağın şey diyor ya, uçak yani kanatlı şey demiyor ki, tarif etmiş ki, uçağın daireye inanıyorsun, benim uçağıma niye inanmıyorsun? Dediğim, yani biraz işte dijitalleşme dediğimiz zaman biraz çemberin dışına çıkma ihtiyacımız var. Anlaştık mı? Hadi bakalım biraz daha ileriye gidelim. Bu biraz kolay bir şey oldu. Kendiniz bir ürün belirleyin ve dijitalleştirin bakalım. Benim ürünümü yapmak kolaydı. Hadi bakalım. Kendiniz bir tane ürün belirleyin. 5 dakika zamanımız olsun. 2-3 dakika konuşalım. Herkes kafasından bir ürün belirlesin. Bu bir mal da olabilir, bir hizmet de olabilir. Bunu nasıl dijitalleştireceksiniz? Full dijitalleştirebilirsin. Dijital bir takım özellikler ekleyebilirsin. Hatırlayın lütfen benim en baştaki tanıma. Başlayalım mı? Hadi bakalım. 36-40'da konuşuyor olalım. Herkes düşünsün. Yorumlar geliyor bu arada. Duyarlı ve tripat. Duyarlı ve trip atmayan dijital bireş olabilir dendi mesela. Bilemedim. Bayan mı söyledi, erkek mi söyledi bunu? Erkek söyledi. Erkek, Mustafa. Erkek Mustafa söylemiştir. Eşi falan yanında yoktur büyük ihtimal. Yani aslında farklı bir sektör olabilir yani. Farklı bir şey olabilir yani. Arkadaş olabilir ya bu arada gerçekten. Yani sadece şey değil, psikolog bile olabilir hani senin bir şekilde duygularını analiz edip seninle paylaşabilecek olan. Yani hologram şeklinde olabilir. Mesela benim yıllar önce şey var, kapsül bankacılık diye bir hayalim vardı. İşte bu VTM'ye benzer bir şey. VTM çıktı ya bir dönem. Sen bir kredi kartı bir, şey, bir kapsüle giriyorsun. İşte 3D gözlükleri takıyorsun. Nerede olmak istersin? Bir Amazon ormanı. Veya bir yeşillik bir alan.
Ne istiyorsun? Kahve. Hop senin yandan kahven geliyor. İşte müşteri temsilini seçebiliyorsun. İşte bayağı bir erkek falan tıklıyorsun. Karşıda bir hologram açıp bir şey açıp oradan bir konuşuyorsun. Kredi alacaksın. Ya bir eşime sorayım diyorsun. Hop eşini arıyorlar falan. Sen oradan konuşabiliyorsun. Gibi gibi. Yani Metaverse aslında. Şu anki Metaverse yani. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Gözlük olabilir yorumu geldi Sezin Hanım'dan. Akla hemen gelmiyor dedi bu arada hizmet anlamında ama gelmiyor zaten. Genelde şey örnekler güzel. Ben biliyorum bazı saat markaları falan şeye başladı. Yani ödeme kredi kartınızı eşleştirip ödemeleri direkt hani şu uzaktan ödemeleri direkt yapabiliyorsunuz. Bu şekilde şeyler var. Teknolojiler var ama güzel bir egzersiz oldu bir yandan. Süper. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç böyle anlatmak isteyen çıkar mı? Bir tane bir kişi çıksa böyle benim şöyle bir şey ben anlatayım dese. Müzeler başladı. Tüm müzeleri sanal gezebiliyoruz deniyor. Ne kadar güzel. Konserlere katılınabilir mesela yine o gözlüklerle. Şüpheli gözlüklerle. Süper. Bu arada Ulaş Bey'i yayına alabilirim. Ulaş Bey yayına katılmak şeyi kaldırdı. Alıyorum yayını hocam. Tabii ki. Lütfen. Ulaş Bey'i kaybettim çünkü önce şimdi alıyorum. Şimdi talep gönderdim kendisine. Ulaş Bey'e katılabilirsiniz yayına. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Ağzınıza sağlık, çok güzel anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Benim lisede şöyle bir aklıma bir şey gelmişti. Dijital ajanda diye. İçerisinde işte ses tanıma gibi bir böyle bir elektronik bir aksam olacak. Şimdiki Alexa gibi düşünebilirsiniz. Sayfanın her yerinde önceden belirlenmiş harfler var. Parça parça değil. Her harf bir harfin üzerine karbon kağıdı gibi işlenmiş. Ben ne konuşuyorsam Alexa benim konuştuğumu kağıda harfleri belirginleştirerek yazacak. Microsoft OneNote'un kağıda dökülen hali gibi düşünebilirsiniz. Bunu şey yapmadım. Herhangi bir şekilde ilerletmedim. Bir süre sadece araştırdım. Çok pahalıya mal olacak ve o dönem için yani ben lisedeyken o dönem için çok sadece benim için ütopik bir hayal olarak kaldı. Ama böyle bir şey yapılabilir. Singapur'da bildiğim kadarıyla bu tam olarak karşılığı bu değil ama fiziki bildiğimiz kağıda buna benzer bir işlem yaptılar. Bence bu çok not tutan insanların işini çok kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Güzel. Yani aslında baktığımızda kolay gibi gözüken bir şey çok da kolay değil. Yani bir yüzüğü dijitalleştir dediğimde okey ama şimdi verdiğiniz örneklere baktığımızda çok güzel örnekleriniz var. Ama var olan bir şey özellik ekleme şekli. Yani bir ürün bulup bu ürünü uçtan uca dijitalleştirmek dediğiniz zaman işte şuna ihtiyacınız var. Geriye dönüp işte o soru sorma, ondan sonra amaç, hedef, bunları hedefleri bulma, organizasyonu tanıma, organizasyondaki bağımlılıkları bulma, oradaki teknoloji bulma gibi bilgi setlerine ihtiyacımız var. Başka yoksa ben ilerliyorum şimdi, devam ediyorum yine. Hocam iki tane daha yorum var, onları da hızlıca okuyayım ben. Akıllı saatlerde kalp basınçlarının analizinden ilgilendiğin ürüne göre özel indirimler sağlanabilen uygulamalar varmış. Güzel bir uygulama süper. Bence. Sık yani sık bunu... Aslında maskelerle ilişkin dijitalleşme olsa ne güzel olur değil mi? Evet böyle bir yorum gelmiş. Olabilir yani. Kesinlikle neden olmasın ki? Aytekin Meydan'da şöyle ünlü bir düşünürün sözü vardı. İnsanlar kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendi. Fakat insanca yaşamayı öğrenemedi gibiydi. Acaba dijitalleşme insanlığa beşeriyet anlamında katkısı ne olabilir diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Yani şöyle olabilir diye düşünüyorum. İnsanlar çalışmaya ayırdıkları zamanı boşa çıkardıklarında, kendilerine vakit ayırmaya başladıklarında, çocuğun annesine babasına vakit ayırmaya başladığında insani duygularının daha fazla ön plana çıkacağını ve biraz daha hümanist, biraz daha böyle naif insanlar olacağı yönünde bir ümidim var. Sadece temennim ama buna öyle bir bilimsel çalışma var mı? Öyle bir şey şu anda bilmiyorum maalesef. Teşekkür ediyorum. Hocam ben bu arada hızlıca duyurumuzu da yapayım. Şeyi de paylaşayım şuradan. Etkinlik değerlendirme linkini de paylaşayım chat modülden. Bir yandan tabii etkinliğimiz devam etsin. Biz şimdi buradan sizlerin CP'yi bildirim için proof olarak kullanıyoruz bunları. Değerli katılımcılarımız. O yüzden doldurmanız şu an için çok önemli. Bir 20 dakika kadar formumuz açık kalacak.
Başka sertifikasyonlar için de size otomatik olarak PDF formatında katılım sertifikalarınız da gelecek ayrıca. Dolayısıyla şu an bunu dolduruyor olmanız önemli ki biz de sizin CP'lerinize hem direkt bildirimlerini yapabilelim hem de elimizde bir süre bizim proof olarak bazı şeyleri tutmamız gerekiyor, kanıtları. Kanıt olarak bunları tutmamız gerekecek daha doğrusu kayıtları. O yüzden onları da oradan elde ediyor olacağız. Ben şu an chat modülden linki paylaştım. Buradan doldurursanız seviniriz formlarınızı. Bu arada yine yorumlar geldi hocam. Hızlıca onları da okuyayım. Şehrin muhtelif yerlerinde suç işleneceğini test edebilecek MOBESE gibi cihazlar olabilir. MOBESE harici farklı cihazlar olabilir. Doğru, mantıklı. Süper. Güzel bir fikir. Bir de insanların duygu durumlarını ölçebilen, kolluk kuvvetlerine de alert oluşturabilen bazı cihazlar olabilir gibi bir yorum gelmiş. Gayet güzel. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Doğruluğunu bilmiyorum. Çin'de sanıyorum herhalde. Özellikle bu suça eğilimi olan insanları tespit ediyor, skor veriyorlar. Mesela diyelim ki onun pedofili eğilimi var. Mesela bir tespit ettiler. O kişi bir yere giderken böyle çocukların olduğu bir alana doğru kayıyorsa o zaman bu kolluk kuvvetleri bunu fark ediyor ve oraya bilgi gidiyor ve onu oradan uzaklaştırıyorlar. Gibi böyle bir şey duymuştum. Ama araştırmış değilim. Belki bu konuda bir araştırma yapılabilir. Ve bence güzel olabilir. Neden olmasın ki? Yani bir takım skorlar verilip, duygu durumlarını analiz edilip, hani mail gösterildiğinde kolluk kuvvetlerinin bunu ilgili yerden uzaklaştırıyor olması. Tabii kırmadan dökmeden ve haylarını göz önünde buldurarak. Dünyada doğan demokrasiye geçilebilir. Neden olmasın? Olabilir. Şimdi devam ediyorum. Talebi konuştuk. Şimdi üretim tarafına bir gelelim. Yani ürünü de konuşmuş olduk. Üretimde dijitalleşme dediğimiz şey aslında süreci, yani bu üretim sürecinin dijitalleşmesi olarak bunu düşünebilirsiniz ki öyle düşünmemiz de gerekiyor. Yani süreci nasıl dijitalleştirmek ki? Süreci dijitalleştirmek demek aslında bağımlılıklarını biliyor olmak demek, orada kullanılan kaynakları biliyor olmak demek, girdileri, yapılan faaliyetleri, emek yok, teknoloji yok, yani bütün bu iş sistemini iyi biliyor olmak demek. Bunu anladığınız anda burada da mutlaka bir dijitalleşme sağlayabilirsiniz. Bu arada bu benim ilk iş yerlerimden bir tanesi. Firma iş yerim değil de hani ilk çalıştığım bir iş koluydu. O yüzden buradan örnek vermek istedim. Üretimde dijitalleştirmede. Burası bir laboratuvar arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz iplikler var. Böyle rengarenk iplikler. Bunların üretim süreci bir laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Laboratuvarda o ipliğin hangi renkte olması gerektiğiyle ilişkin bir takım reçeteler hazırlanıyor. Ölçülüyor, biçiliyor. Ondan sonra bu reçeteler hazırlandıktan sonra bir insancağız alıyor bu elindeki boya karışımlarını. Kazanların başına gidiyor. O kazanları açıyor. O iplikler aslında beyaz olarak üretilmiş iplikler. O beyaz iplikler o kazana koyulmuş vaziyette. Sonra bu arkadaşımız oradaki elindeki maşrap veyahut da neyse o boyanın olduğu şeyi kazan içerisine boşaltıyor, kapatıyor. Ondan sonra proses çalışmaya başlıyor ve belli bir zaman sonra hop buradaki ipliklerin renkleri oluşmaya başlıyor. Tamamen manuel giden bir şey. Benim yine o dönemde çalıştığım dönemde başka bir firmada proses şuraya kadar gelmişti. Yani bir laboratuvar var. Bu laboratuvar insanla çalışıyorlar ve artık eskisi kadar insan çalışmıyor. Her şey bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Boyaları siz manuel hiçbir şekilde eliniz değmiyor. Kendiniz bir fiziksel bir karışım yapmıyorsunuz. Sistem üzerine tam hepsi tasarlanıyor. Ölçümleri yapılıyor. O uygun reçete belirlendikten sonra da bir tane tuşa basılıyor. O tuş arka tarafta o boyaların karışımını alıp makinelere bağlanmış bir kablo, bir boru yardımıyla da makinelerin doğrudan kendi içerisine vermeye başlıyor. Ve hatta içerideki karışımları da belli aralıklarla analiz edip size daha böyle kaliteli bir proses sunuyor. Yani fiziksel bir şeyden daha böyle dijital bir ortama doğru gelmiş olduk. Bunun gibi bir sürü bir iş sistemini dijitalleştirebilirsiniz. Bir sürü bir süreci dijitalleştirebilirsiniz. Diğer bir konu tedarik tarafında dijitalleşme. Yani ürün tedarik edilmesinde dijitalleşme. Ki burada özellikle şu örneği çok seviyorum. Eskiden biz sahaflara giderdik, kitap alırdık, böyle kitapları koklardık vesaire falan. Hepimiz yapmışızdır bunu. Biz kitapçıya gidip fiziksel bir şey alırdık. Yani oradan bunu tedarik ederdik. Artık öyle bir şey yapmıyoruz. Artık yaptığımız şey tamamen şu. Yani bir cihaz var. Bu cihaz üzerinden talebimizde bulunuyoruz ve PDF olarak elimize geliyor. Yani artık bu tedarik tarafı da dijitalleşmiş durumda. Ki bunun gibi başka bir sürü örnekler düşünebilirsiniz. Sunum kısmında dijitalleşmeye geçen, yani ürünü sunma anlamında baktığımızda işte ürünün sunumunda bir dijitalleşme sağlama, pazarlama tanıtımda dijitalleşme sağlama mutlaka yapabiliriz ve yapmamız da gerekiyor. Peki burada neler var? Mağazalar hatırlıyorsunuz. Hala da belki özellikle bayanlar seviyor olabilir. İşte mağazalara gidip o elbiseleri karıştırmak veyahut da marketlere gidip bir tık ürünleri karıştırmak ve buradan aslında bunu almak. Yani sizin sunumunuz neydi? Bir marketiniz var, mağaza açıyorsunuz ve ürünlerinizi öyle sunuyorsunuz.
Yani giysileri öyle sunuyorsunuz. Sunumunuz sizin böyle. Veyahut da marketinizdeki işte ürünleri orada diziyorsunuz. En fazla yapabileceğiniz şey yerlerini değiştirmek, raflarını değiştirmek şeklinde. Ama sonra ne oldu? Sonra bu hale geldi. Cep telefonuna sığmaya başladı. İşte web üzerine sığmaya başladı. Ve bunun üzerinde işte bir takım denemeler yapılmaya başladı. Yani siz kendi beden ölçülerinizi giriyorsunuz. Oradaki elbise sizin beden ölçünüzdeymiş gibi, sanki siz oradaymışsınız gibi size sunmaya başlıyor. Ki bundan birkaç yıl önce işte gözlük firması vardı bir tane, adını söylemeyeyim şimdi. Oraya siz böyle yaklaşıyorsunuz, gözünüzü dayıyorsunuz, sizin yüzünüzü tanıyor, fotoğrafınızı çekiyor, size uygun gözlükleri veriyor. Buraya kadar geldi. Yani sunum artık böyle fizikselden çıktı, dijitale doğru kaydı. Hatta biraz daha geçtiler vicdansızda. Bu sunum biraz daha ilerlettiler. Artık size dronlarla bunu veriyorlar. Yani eskiden böyle şey getiriyordu, bir tane bir görevli getiriyordu, yine görevli görüyordunuz yani, ki size veriyordu paketi falan. Şimdi artık onu da görmüyor olacaksınız. O da artık dijitalleşmiş durumda, bir drone tarafından size geliyor olacak. Yani nereden nereye doğru gelmiş durumdayız. Peki uçtan uca iş sistemi dijitalleşir mi? Tabii ki dijitalleşir. Solda banka örneğini görüyorsunuz. Yani banka. Şimdi yeni nesile sorduğunuz banka dediğiniz zaman en sağdakini anlıyor. Eskidekine sorduğunuz zaman banka dediğiniz zaman ya öyle ki telefonda banka mı olur? Gideceksin oraya, pöfür pöfür böyle sıcak klimalar olacak. Hele bir de sana çay verecekler. Sıran gelecek. Ben bazen bir de sıra kavgası yapacağım. Gideceğim oraya, niyetimi anlatmaya çalışacağım. Kimliğimi çıkaracağım gibi gibiyken şu anda hiç bunların hiçbirisi yok. Fizikselden işte VTM dediğimiz bir cihaza dönmeye başladı. Biraz tanımlamaya çalıştı. Bir kapsül tarzı bir şey dönmeye çalıştı. Sonra oradan da çıktı. Komple bir cebe doğru girmeye başladı. Yani iş sistemi artık uçtan uca dijitalleşti. Düşünsenize soldaki iş sistemi yapıp çalışmalarla oradaki süreçlerle en sağdakini düşünsenize, dünyalar kadar fark var arasında. Fabrikalara baktık. Karanlık fabrika. Ne ki bu karanlık fabrika? Soldaki durumdan sağdaki duruma geldik. Yani artık insan yok içeride. O sadece o bantta robotlar çalışmıyor. O bandın arkasındaki proseslerde de robotlar çalışıyor. Stok seviyelerini belirleyen, o stok seviye düştüğü zaman oraya malzemeyi getirenler de artık robotlar. Ya artık dijital tarafta gerçekleşiyor. Dolayısıyla uçtan uca da iş sistemi de dijitalleşmeye başladı ve bakarken de biz leblebi dükkanına bile girsek biraz artık iş sistemi gözüyle bakmamız gerekiyor. Çünkü iş sistemi gözüyle baktığımız anda otomatik olarak arka taraf her şeyi görmeye başlıyoruz. Tedariği görmeye başlıyoruz, talebi görmeye başlıyoruz, üretim prosesini görmeye başlıyoruz, sunumu görmeye başlıyoruz, stokları görmeye başlıyoruz ve burada neyi aslında entegre çalıştırabilirim bunu görmeye başlıyoruz. Çünkü bir tarafı şişirdik, bir tarafı dijitalleştirdiğimizde diğer tarafta potmalar veyahut da sıkılmalar veyahut da o tarafta bir takım aksamalar olmaya başlıyor. O yüzden entegre düşünmekte artık fayda var. Ve bizim de zaten denetim bakış açısı katma değerimiz bu oluyor. Yani uçtan uca dijitalleşmeye bakış açımız olacak. Hocam bir dijitalleşme örneği de şimdi ben size vereyim mesela. Bizim etkinliğimizde bu olur. Anketler doldurulduğu zaman katılım belgeleri otomatik olarak gönderiliyor ya. Özellikle evet. Bu kamu tarafından gelen katılımcılarımızın başka sertifikasyonlar için ihtiyacı oluyordu. Artık biz otomatik olarak gönderiyoruz. Mesela o süreci de dijitalleştirmiş olduk. Kesinlikle. Budur işte. Aynen öyle. Yani kimse artık böyle kargoya falan gitmiyor. Islak bir şeye bakmıyor. Bazıları mesela şey istiyor. Eğitmen kimdi? Onun imzası var mı falan diye. Onu basıyorlardı. Eğitmene götürüyorlardı. Artık öyle bir şey de yok. Dijitalden basit gönderebiliyorsunuz. Belki de görmüyorsun bile sen oradaki kişileri. Yani sistem otomatik yapıyor. Özgüven sen cevapladıysa değil mi? Hop otomatik aynen. Gönderiyor. Aynen öyle yapıyor hocam. Dijitalleşmenin gözü kör olsun. Böyle bir şey oldu. Peki dijital dönüşümün başarı kriterleri ne olacak? Bir kere yani kuruluşun ilgili tarafların dijital çıktı üretebilmesi, dijital girdi alabilmesi çok önemli. Siz tek başınıza dijitalleşmeniz yetmiyor. Size girdi sağlayanların size entegre olabilmesi, yani dijital bir şekilde girdileri size verebiliyor olması lazım. Siz de çıktılarınızı sunarken, çıktılarınızı sunan kişilerin de bu dijital çıktıları alabiliyor olması lazım. Dolayısıyla tedarikçi, müşteriyi o yüzden çok iyi anlamanız lazım. Kendiniz full dijital olabilirsiniz de, her şeyi çok dijital yaparsanız da müşteriniz hala şubeye gelmek istiyorsa yani bir anlam ifade etmez o yapmış olduğunuz dijitalleşme. Dolayısıyla burası bizim için önemli. Diğer bir şey insan kaynaklı dijital araçları kullanabilmesi. Yani insan kaynaklı bu araçları kullanabilecek yetkinliğe getiriyor olmanız lazım. Mutlaka onu geliştiriyor olmanız lazım başarı kriteri olarak. Politika kural belirleyici düzenlemeleri. Yani bu konu politika belirleyecek, mutlaka bunun önünü açacak politikalar ve kurallar belirlemesi gerekiyor ki BDDK'nın en son çıkarmış olduğu bu bir yönetmelik zaten artık bankacılık tarafında bankacılığın seyrini değiştirecek gibi duruyor şu anda. Teknoloji üretim ve kullanımı yine başarı kriterlerimiz için bizim çok önemli. Bu teknoloji üretebilme ve kullanabilme. Yani sadece kullanmak değil, kullanmanın ötesi mutlaka üretebiliyor da olmamız gerekiyor.
İhtiyaç, istek ve problem çözüm odaklılık. Yine bu dijital dönüşümdeki en önemli şey bu. Yapmış olduğu dijital dönüşüm bir ihtiyacı, bir istek, bir problemi çözüyor olması, buraya odaklı oluyor olması. Yani yaptın ama hani de bunun ne işe yaradı? Yani ne oldu? Hani yaptık, okey, dijitalleştik ama ne fayda elde ettik? Yani organizasyon ne fayda elde etti? O problemi çözebildin mi? Müşterin bir fayda elde edebilir. Buraya mutlaka odaklanmam gerekiyor. Bunların çözüm odaklı benim için önemli bir başarı kriteri olmaya başladı. Peki dijital dönüşümde denetim fonksiyonu yol haritasına baktığımız zaman artık son düzlüğe gelmiş durumdayız. Birincisi, bir kere dijital dönüşüm alanlarını iyi anlamamız gerekiyor denetimciler olarak. Yani ürünlere, süreçlere ve iş sistemine odaklanma tarafını iyi anlamamız gerekiyor. İkincisi, denetimin amacını iyi kavramamız lazım. Yani yeterlik, uygunluk ve etkinlik tarafını iyi düşünüyor olmamız lazım. Sorduğumuz sorular, alacağımız bilgiler, yapacağımız katma değer yeterlik tarafında mı, uygunluk tarafında mı, etkinlik tarafında mı? Ki özellikle etkinlik tarafı bizim için çok çok önemlidir. Yani bir denetçinin gerçekten katma değeri etkinlikle ölçülür. Yani oradaki sağladığı faydayla aslında ölçülmesi lazım. Sorduğu sorularla, yaptığı yorumlarla, aldığı bilgilerle, bana geri dönükleriyle benim performansımı ne kadar iyileştiriyor, ne kadar geliştiriyor, bir amaç hedeflerimi ne kadar yaklaştırıyor, bizim için çok önemli. Dolayısıyla burada mutlaka bir çaba sarf ediyor olmamız lazım ve bunu düşünürken de dijital dönüşüm gözlüğüyle bakıyor olmamız lazım. Yani dijital dönüşümün yeterliliği, dijital dönüşüm uygunluğu ve dijital dönüşümün etkinliği şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Bununla beraber bilgi toplama yöntemlerini, araçlarını çok iyi kullanmamız gerekiyor. Gözlem, mülakat, anket, doküman, kayıt gibi farklı yine yöntemler de var. Bunların iyi bir kombinasyonunu oluşturup sadece bir tanesi, birden fazlasının bir araya geldiği denetim prosedürleri oluşturmam gerekiyor. Bütün bunları yaparken dikkat etmem gereken şey mutlaka süreç yaklaşımı, bir süreç içerisinde bir takım çıktıların elde edildiğini ve süreç etkileşimlerinin olduğunu ve bunların bir Fuke döngüsü içerisinde gerçekleştiğini, planlamanın olduğu, uygulamanın olduğu, kontrol etmenin, önlem almanın, iyileştirmek olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmam gerekiyor ve denetim prosesi içerisinde bunları mutlaka katmam gerekiyor. Diğer bir konuda objektif ve sistematik bir denetim kurgusu tasarlamam gerekiyor. Yani objektiflik, belirlenen kriterlere göre tarafsız kişilerce bunu gerçekleştirmem lazım ki burada en çok zorlanacağımız şey aslında bu kriter setini belirlemektir. Yani denetime gittiğimde ben neye göre denetleyeceğim? Yani neye göre? Ben bir şeye uygun veya da uygun değil diyeceksem neye göre diyeceğim? Yani ne bana uygunluğu tanımlıyor ki ben uygundur veya da uygun değildir diyeyim? Onun için mutlaka burada kriterler setini belirlememiz lazım. Ki bu kriterler seti yasalar olabilir, çıkarılmış standartlar olabilir, organizasyon kendi tanımlamalar olabilir veya da organizasyon kullanmış olduğu makine, araç, gereç veya da teknolojik araç, gerecin üreticilerin çıkarmış olduğu kılavuzlar olabilir. Bunların hepsi aslında benim denetim kriterlerim. Bir diğeri de benim organizasyonu kendi içinde kendisinin yapmış olduğu bir takım kural setleri olabilir, planlar, prosedürler, talimatlar, işte uygulama kılavuzları gibi şeyler olabilir. Bunlar da benim için önemli kriterler. Bunların mutlaka biliniyor olması lazım ve buna uygun bir denetim planlanması gerekiyor. Ve tarafsız kişilerce bunun yapılması gerekiyor. Yani o denetim yapan kişi mutlaka denetlenen fonksiyon, denetim yapan arasında bir ilişkinin, pozitif ya da negatif ilişkinin olmaması gerekiyor. Ve bunu yaparken de belli program ve plan çerçevesini düzenli ve sistematik yapmam gerekiyor. Yani ben şunu biliyor olmam lazım. Hangi zamanda, ne zaman denetim yapılacak ve bu denetim içerisinde nasıl bir planlama olacak? Kim, kiminle, neyi görüşecek, nasıl görüşecek? Denetimdeki bilgi toplama yöntemleri neler? Bunların kombinasyonları neler? Ondan sonra bunları değerlendirme mekanizması nasıl diye bütün bunların hepsini kurgulamam gerekiyor. Dolayısıyla dijital dönüşümde katma değer sağlamak istiyorsak mutlaka dönüşüm alanlarını, denetimin amaçlarını, bilgi toplama yöntemi, bunların kombinasyon prosedürlerinin iyi oluşturulması gerekiyor. Fuke ve süreç yaklaşımıyla bunların yapılması gerekiyor ve objektif ve sistematik bir denetim mekanizması kurgulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Dedim ve ben teşekkür ettim sizlere. Çok hızlı bir sunum yapmış oldum. Hocam biz teşekkür ederiz. Konuklarımızdan soru alabiliriz. Haydi gelsin sorular. Oo, gelmeye başladı. Haydi gelsin sorular. Bir yorum daha çok ama. Devir anksiyete devri. Kimsenin sesini duymak istemiyoruz. Can't talk, texting, clicking only. Yorum bu. Öyle de değil aslında ya. Yani dijital dönüşümü de çok da öyle düşünmeyin. Hani amacımız şu ya, fayda elde etmek. Yani o dijital dönüşümün itici güçlerine bakarsa orada hep böyle duygusal şeyler. Yani sosyopsikolojik unsur demen edelim o yani. Aslında dijital dönüşüm arka background'unda bize mekanik bakıyoruz ya. Oradan kurtulun. Biraz arkanıza yaslı okumalara başlayın. Hepsi aslında bir fayda elde etme. Yani insana yönelik fayda, bir şeye fayda elde etme yönelik ve duygusal bir takım tınılar var orada. Yani şimdi ne yaptık hocam? Biz
denetimi de dijitalleştirmeyi konuştuk en sonunda değil mi? Öyle bağladık. Yani evet. Şu evet. An denetim faaliyetlerinde, denetim fonksiyonlarında kullandığımız çoğu şeyi, süreci, ürün varsa ürünü, denetim için bir ürün olmaz tabii de, hani bunu dijitalleştirme noktasında neler yapılabilir? Örnekler arttırılabilir. Elinizde araç seti var. Artık bu saatten sonra kendi denetiminizi dijitalleştirmeniz lazım. Yani bazı şeylere niye fiziksel gidiyorsunuz? Gitmeyin. Sistem yapsın sizin yerinizi. Sistem o algoritmayı koyun. Ya da kalite tarafında üretimle ilgili bir şey denetleniyorsa mesela sensörlerden falan mı istifade edelim gibi? Kesinlikle tabii ki. Fiziksel bir yere gitmene gerek yok. Olmayabilir, gitmene gerek kalmadan bir şeyleri. Aklıma şey geldi. Sizin bu bir yıllık çalışmanız içerisinde mesela hiç karşınıza çıktı mı? Hani artık her şeyin bir şekilde olgunluk seviyesi ölçülmesi gerekiyor ya. Hani cyber security tarafında da mesela CMMC var. İSAKA tarafında da kurumların, kuruluşların siber güvenliğe hazırlık özelinde olgunluk seviyesini ölçme bir yaklaşım. Bu dijitalleşme tarafında da böyle bir şey var mı? Ben görmedim. İhtiyaç var mı? Ya da ihtiyaç var. Kesinlikle var. Yani ben işte diyorum mesela ben hep şey derim. Ben iyi iş sürekli yapıyorum. Nereden bileyim abi? İşte ben o yüzden dashboardlar falan yaparım. Benim iş sürekli sunumlarında görmüşsünüzdür. Yani böyle dashboardlar var. Ağlayan suratlar, gülen suratlar bir şey. Yani çok iyi iş sürekli yapıyorum. Sürekli kesinti yaratmışım. 9 saat hedefim var. 24 saat benim iş sürecim çalışmıyor. Yani iyi mi yapıyorum? Hayır. Mutlaka bir ölçüsü olmalı. Yani benim gördüğüm hani yurt dışı kaynaklara da baktım. Yurt dışı kaynaklara da baktım. Hani böyle bunun bir dijital dönüşümün, dijitalleşmenin olgunluk modeli gibi bir şey görmedim. Ama şu andaki ajandamdan bir tanesi de bu. Yani ben böyle bir model oluşturabilir miyim? Yani bir olgunluk seviyesi. Hani mesela talep malep falan diyorum. Her bir adım için mesela sen ürünün ne? Ürünü tanımla. Bu ürünü ne kadarını dijital ortamdan alıyorsun? 5 tane ürünü ne kadar için? Ona bir yüzdeler verip oradan bir model çıkarmak için böyle bir Excel çalışmam var. Bir çalışma yani biraz olgunlaşsın şey yapabiliriz onu. Bir çalışma yani keyifli olabilir. Seviniriz, güzel olur hocam. Bir çalışma önerirse de ben şey verebilirim size. Bir fokus grup oluşturabiliriz belki sonrasında üyelerimizden ya da katılmak isteyenlerden. Olabilir. Denetim tarafında dijitalleşme özelinde ne gibi örnekler olabilir? Neler dijitalleştirilebilir? Yani denetim... Dökümanı inceliyorsunuz ya. Hı-hı. O dökümanı siz incelemeyin. OCR incelesin. Siz keywordleri verin. Yapılandırılmış dökümanları, gelen yapılandırılmış dökümanları siz incelemeyin yani. Kredi dosyalarının fişlerini, şunların, bankalar için söylüyorum şu anda. İncelemeyin yani. Sistem onları tarasın, keywordlerden yakalayıp size versin. Ha başarı oranı yüksek olur mu olmaz mı ona bir şey diyemem. Hani o konuşulur ama bu da bir adımdır yani. Mesela bir takım uygulamalar var böyle işte merkezi denetimler ne yapıyordunuz siz? Hesap hareketlerini analiz ediyordunuz eskiden değil mi? İşte ne kadar para girip çıkışı neymiş filan diye. Şu anda onu yapmıyorsunuz. Sistem tarafın otomatik olarak taranıyor. Eğer girdi çıktı ilişkisinde bir takım böyle mükerrerlikler varsa, tutarlar varsa, sizin kurallara takılan şey varsa sizin önünüze düşüyor. Ne yapıyorsunuz? Siz diyorsunuz ki ha şurada şöyle bir suistim olabilir falan filan gibi. Hocam bir tane yayına katılım talebi geldi. Aytekin Bey'i yayına şu an davet ediyorum. Aldım. Aytekin Hocam. Merhabalar hocam. Kolay gelsin. Ayrıcan Hocam, Özgüven Hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten. Hoş geldiniz. Sizi hep dinlemek zevk böyle. Hani eskiden sizin bankada misafir ediyordunuz bizi. Şimdi böyle sanal görüşüyoruz. Hocam ben şeye dikkat çekmek istedim biraz da belki. Yani tam bir soru olmayacak ama. Hani dijitalleşme şu an çok gerçekten popüler bir furya. Bazen biz dijitalleşelim diyerekten güvenliği en baştan ihmal ediyoruz gibi. Hani ben onu fark ettim böyle hani çevremizde de. Hatta şey var, bir İngilizce sözün Türkçeleştirmiş, şöyle Türkçeleştirdim ben. Hani güvenlik diyor, dünyalar güzeli dijitalin diyor, kız kardeşidir diyor. Kötü kız kardeşidir diyor. Hani böyle şey. Hani tabii o İngilizce sözde diyor öyle. Şimdi hani çok tercih edilen cazip bir dijitalleşme var. Yanında bir de kötü kardeş var. Kız kardeşime kötü kardeş, güvenlik var. Çünkü hep bir şekilde dijitalleşmenin önünde engel gibi duruyor aslında. Engel değil de onu daha güvenli yapmak için var sonuçta. Belki hani sizin dediğiniz o olgunlaşma matrisinin için hani planladığınız şeyde belki security'nin, güvenlik konularının veya kişisel veri mahremiyeti konularının en baştan daha o dijitalleşmeye nasıl entegre edildiği de bir kalem olabilir belki. Hani güzel bir kontrol noktası. Çünkü kesinlikle ileride daha kesinlikle risklere yol açıyor. Sadece öyle ufak bir katkı yapmak istedim. Teşekkür ederken. Kesinlikle. Ben hep şöyle bir şey söylüyorum. Çok teşekkürler Aytekin Hocam bu arada. Ben hep yani güvenliği şöyle benzetiyorum. Güvenlik gözünüzden bir tanesi. Neyle kıyaslarsanız kıyaslayıp kıyasladığınız şey diğer gözünüz oluyor. Yani size sağ veya sol gözünüzü tercih edin desem hangisini tercih edersiniz? Hiçbirisini tercih etmezsiniz değil mi? Yani her ikisi de değerli sizin için. Bence güvenlik tarafı gözün bir tanesidir. Süreklilik diğer tarafıdır.
Dijitalleşme diğer taraftır. Yani diğer taraf sürekli değişebilir. Bugün dijitalleşme olur. Yarın sürekli başka bir gün başka bir şey olabilir. Satış olabilir. İşte ne bileyim performansı artırma olabilir ama her zaman o gözün bir tanesi değişken olmakla beraber yan tarafta sabit olan taraf güvenliktir. Çünkü güvenlik dediğim şey bizi çok çok etkiliyor. Yani ben biraz öyle tanımlıyorum. Belki bunu da başta sunumlarda koymakta veya anlatmakta fayda var. Benim için de bu heybeme koyacağım bir şey olmuş olsun. Sunumu böyle, bence böyle modifiye etmiş olayım. Ama kesinlikle katılıyorum size. Bu arada süremiz doldu ama biz soru cevaplara devam edebiliriz hocam. Sizin de vaktiniz uygunsa. Hani onun benim haricinde... vaktim uygun ve ben bol soru bekliyorum. Süper. Onun haricinde dediğim gibi süremiz doldu aslında. Onu da duyurusunu yapayım. Anketler de zaten geliyor. Bu arada sorular da geliyor, yorumlar da geliyor. Ben onları da hızlıca okuyacağım. İnce Hanım'ın bir yorumu var. Bunları dinleyince yargı sisteminin ne kadar geride kaldığını, bir kısım süreçlerin dava açma, icra takip işlemleri, bazı duruşmalara online girme gibi yapılabildiğini görsek de adliyelerdeki zihniyetleri değiştiremiyoruz. Aslında bir kısım dava türlerinde insana ihtiyaç yok. Avukata da hakime de demiş ama ben şöyle, kendisi zaten söylemiş aslında, bayağı dijitalleşme anlamında örnekler var yargı sisteminde de. Bazı, en azından bir davanız varsa bunları girip her şekliyle takip edebiliyorsunuz online sistemden, e-devletten vesaire. Ama tabii ben şeyi de kendi adıma, bu benim kişisel yorumum olacak. Hani dijitalleşmenin de veya yapay zekanın da aslında insan faktörünü ortadan tamamıyla kaldıracağına asla inanmıyorum. Ama buna şöyle bir yorum yapacağım İnce Hanım müsaadenizle. Elbette karar vericiler ya da işte avukatlar bir şekilde karar verirken çok daha çok bilgiyle, çok da önceden düşünülmüş, belli algoritmalarla düşünülmüş bilgilerle karar verebilecekler gibi bir noktada olacak aslında konu. Yani yine insan her zaman olacak ama daha hızlı karar verebilecek. Önüne belki eski Yargıtay kararları vesaire falan daha hızlı gelebilecek. Veya işte aynen burada da bahsettiğiniz gibi işte dava süreçleri için dokümanları gönderme, belki gelecekte, ben şu anda da var mı bilmiyorum ama tabii hani avukatlar karşılıklı kanıt sunabilecekse mahkemeye, bunları belki online ortamdan sunabileceği bir noktaya gelebilir. Direkt aklıma bu geldi. Onun haricinde hocam şöyle, İsmail Bey'den bir yorum var, bir de soru var. Hocam ağzınıza sağlık, teşekkürler. Ülkemizde finans, ödeme, bankacılık gibi bazı sektörler dijital dönüşüme ayak uydurma konusunda çok ileride olduğunu biliyoruz. Bu arada şey de söyleyeyim ben, bankacılık sektörümüz aslında Avrupa'da da çoğu uygulama özelinde, Avrupa'daki çoğu ülkeden de ileride bence. Bunu da okuyoruz zaten. Dijitalleşme konuda geride kalan sektörler sizce nedir? Üretim sektörü. Konu dijitalleşme olunca geride kalan sektörler nelerdir? Soru bu hocam. Yani üretim. Mesela tekstil sektöründe insanlar dijitalleşemeyeceğini düşünüyor ama içeride dijitalleşme çok alanlar var. Yani organizasyon anlama kısmına geçtiğiniz zaman o iş sisteminde dehşet dijitalleşecek taraflar var. Yani orada verimlilik sağlayacak, katma değer sağlayacak. Yani ben özellikle verimlilik ifadesini çok kullanmak istemedim. Çünkü insanlar bile verimliliğe odaklanayım derken insanları kıymaya başlıyorlar. Yani verimlilik dediğin zaman kafasında canlanan şey, insan sayısını azaltayım şeklinde düşünüyorlar. Tam öyle düşünmemek gerekiyor ama diğer taraftan kaynakları etkin kullanma anlamında çok ciddi fırsatlar var. Yani tekstil sektöründe, üretim tarafında inanılmaz fırsatlar. Yani bugün arabanızı servise verdiğinizde bile orada aslında yapılacak o mekanik kontroller tarafında ben birkaç kere böyle gezme şansım oldu. Yani hemen kafada bir kere 2-3 tane dijitalleşme alanı bulabiliyorsunuz. Yani bunu şunu şöyle yapsam, böyle yapsam, buradan sistem gelse diyebiliyorsunuz yani. Hocam hastaneler mesela başladı artık. Randevularınızı online alabiliyorsunuz. Doktor o saatte karşınıza pat geliyor. İşte daha önce gidip kan verdiyseniz sonucu sonradan görüp size oradan yorum falan yapabiliyor. Buna başlayan hastanelerimiz var. Teşekkür mesajları var. Onun haricinde Elmas Hanım'dan bir soru mu? Hemen okuyorum. Veri tabanı querileriyle denetim raporları için tüm örneklemi inceleyebilmekteyiz. Örneklemi büyütmek denetim bulgularının eksik ve doğru olması açısından dijital denetimin önemini ortaya koyuyor. Bu bir yorum ve katılıyorum kesinlikle. Mesela artık örneklemle vesaireyle müfettişler veya işte denetçiler daha az uğraşacak. Belki daha iyi örneklem alabilecek, daha hızlı bir şekilde getirebilecek önümüze sistemler olacak. Denetçilere şöyle bir şey düşüyor. Yani denetçiler artık sadece evrak üzerinde bir şeylerin var yok kontrolünden ziyade algoritma yazabilen, algoritma üretebilen kafaya, zihniyete gelmeleri gerekiyor. Yani bir şey bu var mı yok mu, var mı yok mudan çıkıp ya bunun varlığı ve yokluğunu nasıl analiz ettirebilirim, bunu otomatik nasıl alabilirim diye kafaya gelmeleri gerekiyor diye düşünüyorum denetim tarafında. Evet. İnce Hanım'ın da benim yorumumdan sonra şöyle bir yorumu olmuş anladığım kadarıyla. Şu anda delilleri sistem üzerinden sunabilmeyi imkanımız var. Evet. Ama insan faktörü süreçleri yavaşlatıyor. Tabii yani insan faktörünün yavaşlattığı noktalarda oluyor. Bu da bir gerçek.
Ama buradaki amaç, dijitalleşmedeki amaç insan faktörünü komple ortadan kaldırmak gibi bir şey değil aslında. Süreçleri sadece daha hızlandırabilecek, insanı tekrarlı işlerde daha az yorabilecek ya da daha kolay karar vermesini sağlayabilecek konular diye düşünüyorum ben. Yani leblebici örneği çok oturur mu bilmiyorum hocam. Leblebiciler hep olacaktır ama çünkü bir şekilde tangible ürün verecek yani bana, ama belki bak orada... Şöyle söyleyeyim. Şimdi leblebici dükkanında leblebinin en büyük problemi ne? Adam orada ürünü alıyor. Işte rafa koyuyor. Orada bozulmalar yaşıyor. Tamam mı? O bozulmasın diye ne yapıyor? İşte kazanlar çalıştırıyor, fırınlar çalıştırıyor falan. Enerjiye bir sefer fazla gitmeye başlıyor. Bunu yani şunu yapabilir orada aslında. Yani sen numuneleri orada tutup geri kalan her şeyi dijital böyle şeylerde tutabilir. Yani sen ürünü oradan seçebilirsin, oradan görebilirsin. Sadece alacağın kadarını, basit bir kısmını teşhir olarak tutabilir. Yani teşhir kısmını azaltabilir. Çünkü teşhir kısmı bozulduğu zaman yani yaklaşık %17 civarı falan çalışıyoruz. Kayıpları oluyormuş. Çok önemli bir rakam bu. Kesinlikle. Yani leblebici derken boşuna demedim yani. Leblebici önemli orada yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle yine yorumlar geliyor, teşekkür mesajları geliyor. Biz teşekkür ediyoruz. Etkinlikle bizimle çok olan herkes için. Ulaş Bey'in şöyle bir yorumu var diye düşünüyorum. Yorum sanırım. Siber güvenlik sektöründe çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bizim ülkemizde güvenlik ikinci hatta üçüncü planda kalabiliyor. Aslında bu değişiyor. Değişmek zorunda kalıyor daha doğrusu. Tüm danışmanlıklarımızdan, düzeltme raporlarımızdan sonra bile denetim ekibi bulguları çıkarttığında bile göz göre bunları sümen altı, evet bunlar hani şeyler olabilir. Ama tabii bu siber güvenlik tarafında da asıl faydayı doğru anlatabilmek ve günün birinde birisi bir itibar riskiyle yüz yüze kalabilecekse sizin hizmet verdiğiniz kişiler, bunları onlara belki daha iyi anlatabilmek önemli diye düşünüyorum. Biz biraz zihnimizi dönüştürmeliyiz gibi bir yorum var. Teşekkür ediyoruz Ulaş Bey'e. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür mesajları var. Onları ekstra bir daha okumuyorum. Başka yayına katılıp soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Yine diğer soruları da buradan alabiliriz. Dediğim gibi anketi doldurmak çok önemli. Ben linki paylaştım. Anketi doldurduğunuz zaman otomatik olarak size PDF formatında katılım sertifikanız geliyor. Onun haricinde biz zaten İSAKA sertifikaları için CPE bildirimlerini İSAKA'ya direkt yapıyor olacağız. O yüzden bilgilerinizi ve e-mail adresinizi doldurmanız çok önemli. Bu arada anket yaklaşık bir 10 dakika kadar daha aktif kalacak. Çünkü etkinlikten sonra bizim etkinlik yaptığımızı duyup da linki bir şekilde alan birisini doldurup CP edilmesini de çok istemeyiz açıkçası. Gerçi burada hepimiz denetçiyiz. En nihayetinde sorumluluklarımızı bilen insanlarız ama böyle bir kontrol getirelim diye düşünmüştük öncesinde. Ben şöyle bir şey istiyorum aslında. Hani ne kadar mümkün olur bilmiyorum da hani bir sakat çatısı. Yani böyle bir minik bir çalıştay yapsak ve burada şunu konuştuk. Denetimi dijital dönüşümünü sağ. Yani denetimli dijital dönüşümünü sağlayacağız. Yani hizmet sektöründen örnekler, üretim sektöründen örnekler alıp yani o denetim prosesini, denetim sürecini, o denetçi algoritmasını, denetim algoritmasını nasıl dijitalleştirebiliriz diye böyle bir etkinlik, bir çalıştay, bir şey yapsak ben gönüllü olarak katılmak isterim ona. Hocam şey yapabiliriz, yani bir fokus grup oluşturabiliriz katılmak isteyenlerden. Yani siz buna benzer bir etkinliği daha 15-20 kişiyle yapıp belki oradan öyle bir şey oluşturup hatta bunu bir paper'a bile dönüştürebiliriz, neden olmasın. Kesinlikle. Bir white paper olarak İSAKA'ya gönderebiliriz, neden olmasın. İSAKA Journal'a gönderebiliriz. Bu arada ben arkadaşlar arasından aslında denetimin dijitalleştirme noktasında çalışmalar yapan kişiler olduğunu biliyorum ama tabii daha çalışmalar çok olgunlaşmadığı için bilgi vermiyorlar ya da belki de birazcık gizli kalması gereken noktalar var diye düşünüyorum. Ama kesinlikle bu çalışmayı da yapalım. Bence güzel bir çalışma olur. Tahmin ediyorum ilgi de görür. Sonra Elmas Hanım demiş ki kamuda bir yazılım kullanılmaya başlandı dijital denetim için. O biraz denetim akışlarını dijitalleştirme, hani eski kara kaplı defterlerle takip etmemekten ziyade işte iş emirlerini dağıtma vesaire şeklinde, ama tabii ki önemli. Güzel. Teşekkürler geliyor hocam. Vallahi hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir konu. Bu arada bu sunumu ankette mailini paylaşanlara da göndereceğiz. Değil mi hocam? Bunda bir sıkıntı yok. Tabii. Tamam. Tabii ki. Ya sunumu paylaşabilirsin. Tamamdır. Sunumu paylaşıyor olacağız. Başka da soru ya da yayına katılıp yorum yoksa yavaştan etkinliğimizi de kapatabiliriz. Bu arada bu sene etkinliklerimizi temelde iki haftada bir yapmayı öngörüyoruz. Ama tabii ekstra yine aralarda farklı konular olursa sıklığımız da değişebilir. Bunu da duyursun, buradan yapmak isterim. Dolayısıyla bir hafta dolu, bir hafta boş şekilde düşünebilirsiniz. İki hafta sonra da Mark Bernard bizimle birlikte olacak. Kanada'dan
bize özellikle siber güvenlik planlama, bütçeleme vesaire gibi konularda yine böyle biraz daha uygulamaya dönük güzel bir sunum paylaşacak bizimle. İngilizce olacak doğal olarak. Hani biz belki sonrasında YouTube kanalımızı onun Türkçe altyazısında koymaya çalışırız. Bu arada kaydı alıyoruz. Bunu YouTube sayfamıza da koyacağız. Oradan da isterseniz meslektaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bilgin Hocam size de bir selam geldi bu arada. Onu da paylaşayım istedim. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz katılımımız, değerli katılımımız için. Bu saate kadar yani etkinimiz bitti hatta ama son ana kadar ben rakamları takip ettim açıkçası. 80-85'in altına inmedik. En son artık etkinliğimiz bitmiştir. Hani sorularla biz devam ediyoruz dedikten sonra sayı biraz azalmaya başladı. Teşekkürler geliyor hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani özelde de soru sormak isteyen veya yorum yapmak isteyen veya görüş almak isteyen, paylaşmamı istediği bir şeyler olursa da bana ulaşabilirler. Yani elimden gelen desteği, paylaşımı yapmak isterim. Ne yapmam gerekiyorsa da yaparım. Tabii ki. Bu çalışma için de hocam yani fokus grup için de biz şey yapabiliriz. Sizle yine konuşuruz sonrasında. Belki bir form atarız üyelerimize veya yine LinkedIn'den de duyururuz. Öyle bir çalışma bence keyifli olur. Bakarız onu da görürüz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza da tekrar bizlerle bu saate kadar birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dilerim faydalı bir etkinlik olmuştur. Dijitalleşmeyi A'dan Z'ye hatta denetim tarafına kadar götürebilecek şekilde güzel bir etkinlik yaptık. Hocam biz desteklerinizden dolayı Saka İstanbul Ailesi olarak da size bir daha teşekkürlerimizi iletmek isteriz ayrıca özel olarak. Ben de çok çok teşekkür ediyorum size. Sonsuz teşekkürler. Bu arada bir tane el kaldıran mı var? Sanki mi? Yok. Ben yanlış gördüm herhalde. Tamamdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun. Sağ olun.